Ekranların önünde bizleri izleyen, dinleyen değerli katılımcılar, Türkiye'nin en uzun soluklu uluslararası vizyoner toplantısı özelliğiyle ulusal ve uluslararası düzeyde fikir önderi konumundaki prestijli isimleri 19 yıldır bir araya getirerek dünya ve Türkiye gündemini ele alan, gelecek perspektiflerini değerlendiren ve Türkiye İhracatçılar Meclisi, Finans Dünyası Dergisi Stratejik Partnerliği, APS Tekstil, Denizbank, Gürsan Holding, Türk Ekonomi Bankası ve Türk Telekom Oturum Sponsorluğu, Big Brand Sponsorluğu, Dünya Gazetesi Canlı Yayın Sponsorluğu ve Berse İletişim Grubu Medya İlişkileri Sponsorluğunda gerçekleşen 20. Forum İstanbul Konferanslarının ikinci gününe hoş geldiniz. 5 gün boyunca sürmesi planlanan konferans oturumlarımızın ilk gününü geride bırakırken bugünün programını sizlerle paylaşmak isterim. Birazdan APS Tekstil Oturum sponsorluğunda Şimdi Endüstri 4.0, Yarın Endüstri 5.0 oturumumuz başlayacaktır. Oturumumuz hemen ardından 20. Forum İstanbul ödül töreni kapsamında Eğitime Hayat Verenler ödülleri sahipleriyle buluşacak ve saat 14'te dünyaya açılan kapı e-ticaret oturumuyla sizlerle olacağız. Yine oturumun hemen ardından 20. Forum İstanbul ödül töreni kapsamında Cumhuriyet'in Çınarları özel ödülleri sahipleriyle buluşacak. Tüm oturumlar süresince Forum İstanbul 2023 hashtagini kullanarak bizlere yorum ve sorularınızı yollayabilirsiniz. Aynı zamanda izlemekte olduğunuz Dünya Gazetesi YouTube ve Facebook kanalları üzerinden yazdığınız tüm soru ve yorumlar değerli konuşmacılarımız ve moderatörlerimizle buluşuyor olacak. Soru ve yorumlarınızı bekliyoruz. 5 gün boyunca sürecek konferansın program detaylarını www.forumistanbul.com adresinde bulabilirsiniz. Aynı zamanda anlık olarak program detaylarını paylaştığımız Forum İstanbul 2023 konferansları sosyal medya hesaplarını da takip etmeyi unutmayın lütfen. Değerli izleyenler, bugünün ilk oturumu APS Tekstil ana sponsorluğunda Şimdi Endüstri Yarın Endüstri 5.0 oturumudur. Yapay zeka, blockchain ve sentetik biyoloji gibi Endüstri 4.0 teknolojileri küresel bir dönüşümün neresindeyiz? Bu teknolojileri nasıl yaratabilir, ölçeklendirebilir ve yönetebiliriz? Yeşil ekonominin artan önemi doğrultusunda üretimin belgelenmesinin önemi nedir? Pandemiyle uyandırma çağrısı yapan ve değeri pekişen Endüstri 4.0 sayesinde üretkenliği artırmanın ve maliyeti en aza indirmenin en önemli stratejik önceliği olduğunu farkına varılmasıyla şirketlerin çevik ve esnek politikaları neler olmalıdır? Toplum odaklı insansız teknolojiler diye tanımlanan Endüstri 5.0 kavramı neden önemli? Endüstri 5.0 kavramıyla gelecekte bizi neler bekliyor? Bu soruların yanıtları aranacağı oturumun moderatörlüğünü yapmak üzere Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü ve yazarı Sayın Vahap Munyarı ve oturumun konuşmacıları UiPath Türkiye Genel Müdürü Sayın Tuğrul Cora, Toplum 5.0 Akademi Kurucu Başkanı, Enosat Başkan Yardımcısı, Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği Sayın Doktor Hüseyin Halıcı, DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Mertcan ve Doruk ProMage Corp Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Aylin Tülay Özden'i yayına davet ediyor ve sözü kendilerine bırakıyoruz. Evet, merhabalar, teşekkürler. Öncelikle tüm konuşmacılara, panelistlere hoş geldiniz diyorum. Herkese öncelikle iyi ve sağlıklı günler diliyorum. Hem bizi izleyenlere hem panelistlerimize. Bu günlerde çünkü pandemiyle beraber sağlık daha da öne çıktı. Hepimizin ihtiyacı olan. Önce Tuğrul Bey, sizden başlamak istiyorum açıkçası. Panelimizin başlığı: Şimdi Endüstri 4.0, yarın Endüstri 5.0 ya da Toplum 5.0. Sizin başında bulunduğunuz UiPath şirketi robotik süreç operasyonu ve yapay zeka üzerine çalışıyor.
panel başlığımızı biliyorsunuz. Dijital dönüşüm de bu konunun tam merkezinde. Robotlardan söz edince açıkçası benim gibi cahillerin aklına genellikle işte böyle kolları molları olan cihazlar geliyor, üretimde kullanılanlar geliyor. Fakat biliyoruz ki muhasebeden idari bir takım operasyonlara kadar aslında robotik süreçler var. Geçenlerde bir şirketin CEO'suyla konuşurken dedi ki bizim dedi işte idari birimlerde muhasebede kullandığımız 40 robot var dedi. Ben dedim ne yapıyorlar onlar, defter mi tutuyorlar dedim. Yok dedi, öyle değil dedi. Bunlar aslında dedi sonuçta hani görmediğimiz robotlar dedi. Dolayısıyla bunları sizden dinlememizde yarar var. Yani bu robotik süreçler nasıl devreye girebiliyor? Bu operasyonu bize biraz anlatabilir misiniz? Buyurun Tuğrul Bey, söz sizde. Acaba düştü mü arkadaşlar diğer konuşmacılarımız? Fuat Bey, beni duyuyorsunuz değil mi? Şimdi buyurun Tuğrul Bey. Evet. Çok teşekkürler Vahap Bey. Siz de çok güzel bir giriş yaptınız. Esasında benim işimi kolaylaştırdınız. Şimdi efendim biliyorsunuz fabrika otomasyonunda fiziksel robotlar yani uzun yıllardır kullanımda. Bugün baktığımız zaman fiziksel robotların üretim otomasyonunda çok etkin olarak kullanıldığını görüyoruz. Şimdi fabrikaların bu hızlı dönüşümünden sonra sıra ofislerimize geldi. Ofislerimizde insanlar, şöyle söyleyeyim, şimdi robot dediğimiz zaman esas da insanı taklit eden makina anlaşılmalı. Şimdi fabrikadaki robotlar fiziksel iş yapan, eliyle koluyla iş yapan insan hareketlerini taklit ediyorlar. Peki ofislerdeki robotlar ne yapmalı? Ofislerde insanlar ne yapıyorlar? Bilgisayar başında birçok iş yapıyoruz. Uygulamalar kullanarak. Bu sefer yazılım robotları diyoruz, robotik süreç otomasyonu robotlarını. Bu yazılım robotları bilgisayar başında yapılan insanların yaptığı işleri aynı insanlara benzer şekilde yapıyorlar. İnsanlar nasıl yapıyorlar bilgisayar karşısında işlerimizi, bizler nasıl yapıyoruz? Bir ekrana bakıyoruz, ekranı anlıyoruz. O ekranı anladığımız yerden bazı bilgiler alıyoruz. O bilgilerle bir işlemler yapıyoruz. Bir başka ekrana yazıyoruz. Klavye mouse kullanarak. Robot yazılımlar da aynı insan gibi bilgisayar ekranına bakıyor, anlıyor. Yapay zeka teknolojileri kullanarak yapması gereken işlemleri yapıyor ve hayata geçiriyor. Burada insanların yaptığı tek düze, efendim çok tekrar eden, kurala dayalı, standartları olan işleri robotlar, bu yazılım robotları üzerlerine alıyor. Sizin söylediğiniz çok tipik örnekler. Yani finans, muhasebe, idari işlerde çalışan operasyonel süreçleri insanların üzerinden alabiliyor. Birçok işi yapabiliyorlar. Bu da tabii... Daha çok herhalde şey değil mi? Bu tekrar eden, insanı sıkan, bunaltan bazı operasyonlar var. Herhalde onları yapay zekaya yüklüyorsunuz değil mi? Kesinlikle öyle. Kesinlikle Vahap Bey. Yani insanları katma değeri düşük olan işlerden kurtarıp çok verimli, hızlı, hatasız şekilde bu işleri yapılarak insan zamanından tasarruf edilmesini sağlıyor. Veyahut aynı insan sayısıyla çok daha büyük bir kapasite yaratılmış oluyor bu şekilde. Kısaca bunu söyleyebilirim. Yani bir insan gibi bilgisayar kullanıyor bu yazılım robotları. Efendim dosya açıyor, dosyayı okuyor. Efendim e-posta atıyor, işlem yapıyor. Efendim browser'ı açıp internetteki bir bilgiyi alıp bir başka ERP sistemine girebiliyor vesaire vesaire. Yani baktığımız zaman çok hızlı bir şekilde de yaygınlaşan bir teknoloji. Çok somut, hemen faydasını gösteren bir teknoloji olduğu için çok hızlı yaygınlaştı. 2020 yılı itibariyle büyük kurumların %70'den fazlasının robotik süreç otomasyonuyla tanıştığını görüyoruz. Türkiye'de de 200'ün üzerinde robotik süreç otomasyonuyla işlerini daha verimli yapan şirket ve kurum olduğunu söylemek isterim. 200'ün üzerinde, daha azmış ya, çok azmış. Çünkü çok büyük müşteriler henüz kullanıyor Vahap Bey. Yani büyük kurumlar, bankalar, havayolu şirketleri, büyük kamu kurumları gibi üretim tesisleri gibi düşünebiliriz. Pahalı bir iş midir peki?
Kesinlikle değildir. Burada yaptığınız tabii çıktı. Burada esas da maliyeti belirleyen şey ortaya koyduğunuz fayda. Yani siz ortaya bir fayda çıkartacaksınız ki bu faydadan herkes nasibini alsın, adil payını alsın. O gözle baktığımız zaman biz şöyle anlatıyoruz Vahap Bey, geri dönüşü en hızlı olan teknolojilerin başında geliyor. Yani genellikle yaptığınız yatırımı bir sene içinde geri alıyorsunuz, onu söyleyebilirim. Bir yılda. O zaman ona göre bakılabilir sürece yani gerçekten de. O zaman şimdi sizinle burada keselim, Aylin Hanım'a geçelim. Daha sonra diğer sorularla konuyu biraz daha açarız. Evet, Aylin Tülay Özden, Doruk ve ProManage yönetim kurulu üyesi. Aylin Hanım, şimdi COVID-19 sürecinin birçok kurum ve sektörde dijitalleşmeyi 3-5 yıl öne çektiğinden söz ediliyor. Yani 3-5 ayda geçtik 3-5 yılı böyle sağladık diye. Gerçekten de hani sizden bakınca, sizin taraftan bakınca öyle oldu mu? Türkiye'de kamu, şirketler ve kurumlar dijitalleşmenin neresinde size göre? Dijitalleşme, teknolojik gelişim açısından dünya ile karşılaştırma yaptığımızda Türkiye nerede? Buyurun. Mikrofonunuz kapalı. Öncelikle buyurun. Çok teşekkür ediyorum Vahap Bey. Bütün katılımcılara da başarılı bir panel diliyorum. Covid'in iki etkisi oldu Türkiye'de ve dünyada. Bunlardan bir tanesi iş gücünün azalması. Pandeminin ilk dönemlerinde iş yerlerinin, fabrikalarının daha seyrek, daha aralıklı personelle çalışması zorluğu nedeniyle hayatımıza girdi. Devamında da hastalanan kişiler nedeniyle iş gücü daha seyreldi, daha azaldı. Bir ikincisi de uzaktan, evden çalışma hayatımıza girdi. Bu iki etki nedeniyle bir kısım sıkıntılar yaşandı. Şimdi üretimde dijitalleşme, gerek operasyonel yönetimin dijitalleşmesi, gerek makinaların, ekipmanların biraz daha otonom çalışan hale dönmesi temel olarak iş gücünün yükünü azalttığı için birinci problem olan iş gücünün azalması, seyrekleşmesi problemini dijitalleşme önemli ölçüde absorbe etti ya da oradaki kayıpları telafi edilebilmesini sağladı bazı işletmelerde. Şimdi burada tabii her şey illa robotlaşma olarak anlaşılmasını arzu etmiyorum. Özellikle üretim operasyonlarının, biraz önce Tuğrul Bey'in de anlattığı gibi üretim operasyonlarının da dijital araçlarla olabildiğince günlük işleri kolaylaştıracak şekilde yapılabilmesi sayesinde zaten iş gücünün yükü azaldığı için ve belli iş gücüyle daha çok üretim, daha çok iş bitirmeniz söz konusu olduğu için dijitalleşme bir kere bu konuda çok önemli bir avantaj sağladı. Yani sadece makinelerin robotlarla değiştirilmesi anlamında değil, operasyonel yönetimde dijital araçların kullanılması çok büyük avantajlar sağladı. Bununla beraber tabii ki bir dijital araç kullanarak üretimi yönetiyorsanız eğer, bu dijital araca evden de ulaşabiliyorsunuz, ofiste de aynı ortamı kullanabiliyorsunuz. Haliyle ofise gitmeden ya da fabrikanıza gitmeden fabrikadaki operasyonları yönetebilmenin yolları da bulunmuş oldu. Dolayısıyla tabii ki bu dijitalleşme ortamlarını kurmuş olan firmalar pandemi döneminde çok büyük avantajlar elde ettiler. Sanırım henüz kurmamış olanlar ne kaybettiklerinin farkında olmayabilirler ama belki diğer firmalara bakarak daha farklı neler yapabileceklerini de keşfetmiş olabilirler diye düşünüyorum. Bununla beraber diğer sorunuza geldiğimizde özellikle bankacılık sektörümüz, e-devlet uygulamalarımızla dünyadaki diğer ülkelerle kıyaslandığımızda çok ileri olduğumuzu söylemek isterim. Yani şu anda bir medeniyetin beşiği denirdi. Çok eskiden biliyorsunuz İngiltere için, gerçi o da globalleşti artık. İngiltere, Amerika'ya baktığımızda oradaki operasyonlarımız nedeniyle biliyorum, bankacılık uygulamaları bizim Türkiye'deki bankacılık uygulamalarımızın çok çok gerisinde. İnanılmaz. Ama zaten Türk bankacılık sektörü teknolojide gerçekten de dünyada çok hızlı öne çıkan bir sektör oldu. Yani birçok konuda, birçok alanda. Dolayısıyla
Amerika'dan ileri olmasını çok doğal karşılıyoruz artık. Evet, İnanılmaz bir şey. Yani Vahap Bey, Amerika'da ya şunu bunu yapamıyoruz mu diye bankacılarla konuştuğumuzda yüzümüze tuhaf tuhaf bakıyorlar. Hani neden bahsettiğimizi dahi anlayamıyorlar. Tabii çok değişik uygulamalar dünyada var. Çin'e baktığınızda cep telefonuyla ödeme yapıyorlar. Artık kredi kartı kullanılmıyor. Dolayısıyla daha iyisi yok mu? Var tek yük ama bütün olarak bakarsanız bankacılık sektörümüzdeki dijitalleşme çok iyi durumda. E-Devlet açısından da bence iyiyiz. Üretim kısmına geldiğimizde de özellikle şunu ifade etmek isterim. Türkiye'de insanlarımız, Türk insanı yeniliklere çok açık. Biliyorsunuz cep telefonu kullanımında, internet kullanımında dünyadaki önde gelen ülkelerden biriyiz ve biz teknoloji kullanmayı ülke olarak, insanlarımız olarak çok seviyoruz. Dolayısıyla biz aslında dijitalleşmede ve bunun topluma yayılmasında kültürel olarak dünyadaki ileri firma, ülkelerden biriyiz. Benim değerlendirmeme göre. Bununla beraber ben çeşitli imkanlar elde ettiğimde sürekli söylüyorum. Mesela bizim firmamız üretim operasyonlarındaki dijitalleşme çözümlerini Türkiye'de 23 yıldır sunan bir firma. Yerli ve milli bir mühendislik ve Ar-Ge firmasıyız. Bugüne kadar 300'den fazla sanayi kuruluşunda bu tarz sistemleri kurduk. Yani üretim operasyonlarının dijital araçlarla yarı otomatik olarak nasıl yönetilebileceğini bilen her firmada 10 tane uzman yönetici olsa Türkiye'de en azından 3000 tane dijital araçlarla üretimin nasıl yönetileceğini bilen uzman kişi var ülkemizde. Yani bu iş gücüne baktığımız zaman hani sanayi firmalarının sayısı azdır, henüz yeterince çoğalamamıştır falan kabul. Ama uzun yıllara dayanan bir deneyim tecrübesi, kullanım tecrübesi var ülkemizde. Zamanla artacak diye tahmin ediyorum dijitalleşme düzeyi üretimde. Bizler de bu konuda ürün ve hizmet geliştiren firmalarda olabildiğince ekonomik, cost effective denilen tarzda kullanımı kolay çözümler sunarak bunu destekliyoruz. Ben Türkiye'mizin bu konudaki geleceğini parlak görüyorum. Hatta dünyaya liderlik edebilecek ülkelerden biri olduğumuzu düşünüyorum. Dünya genelinde endüstride dijitalleşme düzeyi zaten yüksek değil. Yani Avrupa'ya baktığımızda, Amerika'ya baktığımızda onların durumu Türkiye'nin durumundan daha iyi değil. Yaşadığımız için. Sektörleri yakından tanıdığımız için bunu biliyorum. Dolayısıyla bence Türkiye olarak herhalde üretim tarafında daha iyiler değil mi? Üretim tarafında biraz daha evet. Üretim tarafında iyiyiz. Evet. Ben öyle değerlendim. Hayır, ben dünyada gelişmiş ülkelerin üretim tarafında bizden biraz daha iyi olabileceğini soruyorum. Vahap Bey, üretim açısından da bence öyle değiller. Yani Amerika'daki değil işletmeleri gördüğüm zaman, geneline baktığım zaman bizim Türkiye'deki işletmelerimizle kıyaslandığında insanların dijital araçları kullanma yetkinliği nedeniyle de belki bazı yönlerden iyi olabilirler ama genelde baktığımızda bizim işletmelerimiz daha iyi. Kesinlikle fabrikalarımız Amerika'daki fabrikalardan olgunluk olarak da mesela bir ERP uygulaması kullanımı Türkiye'de çok yaygın, çok standart. İnsanların doğal iş ve yaşam parçası ERP kullanımı. Ama Amerika'da ERP kullanımı konusunda o kadar gelişmiş durumda değiller. Ona bakarsanız MESMOM dediğimiz ERP'nin altındaki uygulamalar açısından da Türkiye'deki bilinç düzeyi sanayide yüksek. Ben kötü görmüyorum ülkemizi bu konuda. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Aylin Hanım. Evet, bir sonraki turda yine devam edeceğiz. Şimdi söz sırası Hüseyin Halıcı'da. Hüseyin Bey, şimdi biz Türkiye Endüstri 4.0'a ne zaman geçebilir, nasıl geçebilir falan diye kafa yorarken bir baktık ki siz Toplum 5.0 Akademisi kurmuşsunuz. Benim en son Sanayi Bakanlığı, hatta Sanayi Bakan Yardımcısı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ile sohbetimizde ortaya aldım bu veriyi. Şu anda Türkiye Endüstri 2.8 düzeyinde. Şimdi 2.8 düzeyindeyken gelişmiş ülkelerde Toplum 5.0'ı konuşuyor. Türkiye'nin hem Endüstri 4.0 hem de Toplum 5.0'a geçişi birlikte yapması söz konusu olabilir mi? Buyurun, söz sizin. Teşekkürler Vahap Bey. Öncelikle böyle bir etkinliğe davet edildiğim için düzenleyen, davet eden herkese teşekkür ediyorum. Başarılı bir etkinlik olmasını da diliyorum.
Şimdi sorumuza gelince, şimdi evet bizim bakan yardımcımızın da açıkladığı gibi 2.8 olarak değerlendirebiliriz bizim endüstri derecemizi. Ama bu sorunuzu biraz daha geriye giderek ben cevaplamak istiyorum. Tabii. Şöyle ki, bundan diyelim ki 20 yıl önce ben bir fabrikaya gittiğimde işte yeni robotlaşma süreçleri başlamıştı ülkemizde de. İşte 4 tane 5 tane operatör burada çalışıyor. Bunların yerine bir robot koyalım. Bu iş hem verimli hem de daha hızlı olsun ve sürdürülebilir bir performans elde etsin diye gittiğimde görüyordum ki, şimdi üzülüyordum bir yandan da, görüyordum oradakiler biz bu sistemi kurduğumuzda işsiz kalacaklar. Belki bazıları bir şekilde adapte olacak, işten çıkartılmadan bir başka alana kaydırılacak ama sonuçta işsiz kalacaklar. Şimdi bu noktadan hareketle yani hep aklımda bu vardı, nasıl olacak bu şimdi? Yani bunu düşünmek gerekiyor. Ama öbür taraftan da yönetici ya da işvereni de düşünmemiz lazım. Çünkü gerçekten de onların rekabette en önemli konu olan sürdürülebilir bir performans, verimlilik, bunları sağlaması lazımdı. Bunun için de otomasyona, robotlaşmaya veya yeni akıllı sistemleri geliştirmeye ihtiyaçları vardı. Şimdi bu ikilem içerisinde bir süreç yaşadık. Biz açıkçası ben son 20 yıldaki süreçte hep bunlarla karşı karşıya kaldım. Bu tabii beni bugünkü noktaya getirmedi. O zamandan beri düşündürtüyordu. Ne olacak diye. Belki birçok insan bunu düşünmezken mecbur kalıyordum ben düşünmeye. İnsan olarak bizim bunu düşünmemiz gerekiyor. Şimdi bu noktada tabii 2008 dünya kriziyle beraber biliyorsunuz ki bunların hepsinin bir geçmiş var. Kısa bir özetlemek istedim ki daha anlaşılır olsun. Dünya krizinde de biliyorsunuz üretim uzak doğuya kaydı. Özellikle Çin başta olmak üzere. Neticesinde de gelişmiş ülkeler dediler ki üretim o taraflara kayıyorsa o zaman bizim de bir şekilde burada hani Ar-Ge, inovasyon tamam güzel ama sonuçta bir sürü çalışan insanlar var. Bunların da bir şekilde faydalanması lazım bu kaynaktan. Çünkü Çin'de gördüğünüz gibi yararını da gördü orada üretim yapmasının. Bugün geldiği nokta harikulade. Bana göre gerçekten Çin'in şu anda geldiği nokta mükemmel. Dolayısıyla demek ki biz üretirsek bir şeyleri bir şekilde geliştirme de oluyor, Ar-Ge de oluyor. O noktada gelişmiş ülkelere biz insansız üretim şekline geçmemiz lazım ki tamamen biz rekabeti Çin'de yapabilirim diye. İşte bu noktada da başka şeyler gündeme geliyor. Tamam biz endüstride ya da diyelim ki diğer iş kollarında işte bahsettiğiniz gibi finanstır, devlet kamu kurumları veya diğer alanlarda biz dijitalleşmeye geçerken doğal olarak insanlarda da bir iş kaygıları veya bu teknolojinin getirdiği sorunlarla beraberinde gelecek. O yüzden burada bu konsepti oluştururken Japonya 2016'da ilk kez ortaya attı. Dedi ki ben dedi bu dijitalleşmeyle beraber insan da devre dışı bırakılacak anlamına gelmiyor. Zaten Endüstri 4.0 da öyle. İnsan devre dışı kalmayacak. Biz daha teknolojinin başındayız. O kadar çok iş var ki yapılacak. Sadece şu var. Fiziksel işler olmayacak. Biraz önce Tunduk Bey'in de söylediği gibi yani biz sadece fiziksel anlamda değil, bir Excel'deki bir algoritmayı bile bence yapmaması lazım bir insanın. Yani onu yapsın makineler, sistemler. Fiziksel, zihinsel. Yani insanın o kadar flexible, esnek bir zekası var ki onun kullanacağı işlere doğru yönelmemiz lazım. Teknolojiler de daha çok çok başında. Bana göre belki %10'unda bile değiliz. Yani teknoloji. Yani %90 daha geleceğimiz noktalar daha fazladır da yani başındayız kısaca. Dolayısıyla bu da zihinsel çalışmaya doğru bir geçiş olacak. Netice itibariyle de burada gelecekte insanların çalışmaları tamamen zihinsel üzerine gidecek. Şimdi sizin sorunuza geliyorum. Şimdi bu noktada zihinsel çalışmanın olacağı bir döneme evrilirken, dönüşürken o zaman
Bizim Türkiye'de de açıkçası daha çok fiziksel ağırlıklı çalışmanın olduğu bir ülkedeyiz. Evet, Aylin Hanım da anlattı. Ben de katılıyorum. Bazı yerlerde gerçekten otomasyonun çok yoğun olduğu kurumlarımız, sanayilerimiz var ama genele bakarsak 2.8'deyiz biz. O zaman yani fiziksel çalışmanın yoğunlukla olduğu bir ülkedeyiz. Eğer biz Endüstri 4.0'a geçersek, diyelim ki geçerse dünya, biz de geçersek, çoğu da fiziksel çalışan bir ülkede yaşıyoruz. O zaman bu insanlar ne olacak? İşte tam da onun için de bizim toplum 5.0 kavramıyla beraber bizim bu dönüşüme ayak uydurmamız lazım. Yani Japonların da dediği gibi sadece endüstride değil, yaşantımızın alanlarında toplum 5.0 kavramıyla bizim dijitalleşmeyi ön plana çıkartmamız gerekiyor. Evet. Bir şey söylediniz. Yok, hayır. Eğer tamamladıysanız biz diğer konuşmacıya geçeceğim. Bir sonraki turda yine tamam. Zaten bence bundan dolayı bence doğrusu toplum 5.0 yaklaşımı. Evet. Çok teşekkür ediyorum Hüseyin Bey. Evet, Mustafa Bey, Mustafa Mertcan, DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı. Atatürk Havalimanı'nda kurulan İstanbul İstihdam Serbest Bölgesi'ne yatırımınız vesilesiyle yaptığınız bir açıklama okudum. İstihdam Serbest Bölgeleri'nin önemine vurgu yapmıştınız orada. Sizin de işinizin temelinde yazılım var. Yazılımcı konusunda yaşanan sıkıntılardan söz ediliyor. Bir süredir konuşuyorum bir takım sizin sektördeki şirketlere, yöneticileriyle. Diyorlar ki ciddi anlamda bir yazılımcı göçü var dünyaya, dışarıya doğru. Bu konuda bir sıkıntı söz konusu. Sizin bu konuda bir çözüm öneriniz var mıdır, olabilir mi? Türkiye kendi yazılımcı kadrosuyla yol alabilecek durumda mı? Yoksa başka çözümler mi aramak zorunda? Buyurun, söz sizin. Öncelikle teşekkürler Vahap Bey sorunuz için. Ben bu yıl 20. yaşını kutlayan, her yıl olduğu gibi bu yıl alanında uzman ve birbirinden değerli katılımcıları bir araya getiren Forum İstanbul konferanslarının gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi kutluyor. Ve şimdi Endüstri 4.0, yarın Endüstri 5.0 oturumunda konuşmacı olmam adına yapmış oldukları nazlı davet için Forum İstanbul konferansları ailesiyle etkinliği medya yani başarılı yürüten Dünya Gazetesi'ne teşekkür etmek istiyorum. Değerli moderatörüm, Sayın Vahap Munyar ve aynı notunu paylaştığım kıymetli konuşmacılara ayrıca teşekkür ediyorum. Sorunuza gelecek olursak Vahap Bey, İstanbul İhtisas Serbest Bölgeleri yatırımcısı için sağladığı ve dünyada ilk olma özelliğini taşıyan destekleriyle öne çıkıyor. Daha önce bundan da farklı yerlerde sizin hatta gazetinizde, Dünya Gazetesi'nde bahsetmiştim. Açıkçası 2020 yılının geçen yıl 8 Haziran tarihi itibariyle çıkan yayınlanan genelgeyle birlikte oldukça dünyada eşi benzeri olmayan ve yazılımcı altyapısına sahip firmaların özelliği ihracat potansiyelini arttırmak amacıyla hazırlanmış bu genelgede, bu kararnamede aslında daha sonra Ticaret Bakanlığı bunu genelgesinde hazırlayarak firmaları buraya girmeleri için imkan sağlamış oldu. Burada tabii istihdam destekleri var, birçok farklı destekler var. Aslında burada oraya girdiğimizde birçok firmanın daha çok kira ile ilgili avantajları vesaire başka avantajları olabilir ama en önemli konu burada az önce sizin bahsetmiş olduğunuz gibi yazılımcı bulma konusuyla alakalı duruma birazcık değinecek olursak istihdam desteği konusu. Çünkü istihdam desteği bizim ülkemizde yazılımcı yok mu? Var. Yazılımcı ile alakalı çok da fazla bir sıkıntımız yok açıkçası. Ama onu yetiştirmek noktasında bazen sıkıntı yaşayabiliyoruz ve yetiştirdiğimiz yazılımcıyı da maalesef kaptırmak noktasında çok fazla sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle yazılımcılarımızın hali hazırda şu anda dünya global rakamlarına çok fazla erişemediğini varsayarsak eğer maalesef sonuç itibariyle biz gerçekten iyi bir yazılım ülkesi olabilme potansiyeline sahip iken maalesef yazılımcılarımız yurt dışına kaptırarak rakamsal durumlardan dolayı mümkün olduğunca gerilerde kalmış oluyoruz. Fakat bu potansiyeli özellikle bu tür desteklerle, Atatürk Havalimanı'nda yapılan desteklerle birlikte arttırabileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü 5 yıl boyunca bir firmanın belirli bir noktaya gelebilmesi için desteklenen bu Ticaret Bakanlığı'nın yapmış olduğu bu destekle birlikte biz yazılımcılarımıza daha yüksek maaşlar verebiliriz. Daha iyi imkanlar onlara sağlayabiliriz. Ve gerçekten lokasyon olarak da İstanbul'un göbeğinde bir lokasyonun böyle bir ihtisas serbest bölgesinin yapılması için seçilmiş olması da çok güzel. Çünkü bildiğiniz üzere doğruyu söylemek gerekirse maalesef taşraya çok fazla yazılımcıyı çekemiyoruz.
Ve dolayısıyla bu alanda iyi bir lokasyonda, güzel planlanmış, güzel bir desteğin açıklanması bizler için, bizim bir yazılım şirketleri için çok faydalı oldu diyebilirim. Tabii ki gençlerin sadece buna benzer açıkçası rakamsal boyutlar işin bir farklı noktası. Biz çok fazla gençle, Ar-Ge merkezi olduğumuz için çok fazla gençle beraber çalışıyoruz. Ve şunu net bir şekilde biliyoruz ki gençlerin elbette ki rakamsal olarak daha iyi koşullara ihtiyaçları olduğu gibi daha iyi şartlarda çalışma noktasında farklı durumlar da var. Mesela siz de biliyorsunuz bunu sık sık bir araya geliyorsunuz gençlerle. Ben de birçok üniversite konferanslarda bir araya gelme fırsatı buluyorum. Daha çok ortam olarak kendilerini iyi hissettikleri ve kendilerini daha iyi bir dünyaya gelecek sağlayabilmek için, daha iyi bir imkanlar sunabilmek için, bütün dünyaya fayda sağlayabilmek için verilecek olan güzel görevleri iyi yerine getirebilmek için birazcık açıkçası gaz diyebiliriz belki buna. Gazla çalışan arkadaşlarımız olduğunu söyleyebilirim gençlerin daha çok. Yani bu kötü bir şey değil. Bu gazla çalışmak derken arkadaşlarımızı boşa bir gazla sürüklemekten bahsetmiyorum. Daha ziyade hakikaten bilinç noktasında birçok şu günlerde çokça tartışılan konular vardır artık. Bizlere maalesef ben de 40 yaşın üstündeyim. Birazcık gençler farklı bakıyorlar. Ve onlar diyorlar ki bizim baktığımız dünyaya sizler bakamıyorsunuz. Hakikaten her dönemde olduğu gibi biz gençlerin baktığı dünyaya bakamıyor olabiliriz. Ve şunu ben net bir şey görüyorum. Bilinç olarak birçok noktada siyasi olarak, fikri olarak, ilmi olarak birçok alanda bizden daha net, daha temiz bir şekilde bakabildiklerine ben şahit oldum kendi açımdan, çok fazla gençle beraber çalıştığımız için. Bu noktada eminim ben onlara vereceğimiz güzel imkanların haricinde verebileceğimiz farklı görevler, iyi, başarılı görevlerle birlikte daha iyi şeyler yapabiliriz. Tabii bunun bir farklı noktası daha var. Bu tarafa sadece yazılımla odaklanmak istemiyorum ben. Çünkü bu işin bir de yazılım ve donanım endüstrileri başkanlığı tarafı kuruldu. Cumhurbaşkanlığı'nın nezdinde belki biliyorsunuz Vahap Bey. Geçen ekonomi reform paketinde açıklanmıştı bu konu. Bu da gerçekten çok önemli bir konu. Çünkü sadece yazılım olarak baktığımızda olaya işin bir gerisinde kalmış oluyoruz. Donanımı da dahil etmemiz lazım. Ve bu alanda yapılan yeni çalışmalarla birlikte ikisini bir arada değerlendirmek bizim için çok kritik. Çünkü şu an itibariyle devlet nezdinde bazı alanlarda yazılım ve donanım ayrı değerlendirilebiliyordu. Dünyada da aslında biraz ayrı değerlendirilebiliyor bazı noktalarda. Ama biz bunu bir olarak değerlendirdiğimizde çok daha iyi olabileceğini, çok daha faydalı olabileceğini görüyoruz. Bir yandan küçük olarak şunu eklemek isterim. Tuğrul Bey'in az önce bahsettiği, şu anda büyük şirketlerin özellikle yazılım tarafında yapmış oldukları yatırımlar konusunda açıkçası bu gelecek vizyonuna az önce diğer arkadaşlarımız da biraz bahsettiler. Yani önümüzdeki dönemde sadece iş gücüne yönelik olarak yapılmış robotlaşma vesaire değil, bunun haricinde ev hanımlarının dahi kullanabileceği yazılımlar. Yani toplum 5.0 ile birlikte, konektivitenin işte bağlantının artmasıyla birlikte her alanda kullanılabilecek olan evdeki insanların, işte influencerların, çocukların, üniversite öğrencilerinin, lise öğrencilerinin, hatta ilkokul öğrencilerinin dahi kullanabileceği ve kendi kendine yazabileceği yazılımlar açıkçası önümüzdeki yıllarda çokça dile getirilecekleri diye düşünüyorum. Bundan yaklaşık 10 yıl kadar önceydi yanlış hatırlamıyorsam Bill Gates'in bir açıklaması vardı bu anlamda. Kendisi ev hanımlarının çok yakın bir gelecekte gerçekten bütün programlamalarını yapabilmek için bu task manager gibi yazılımlar, daha profesyonel yazılımları kendi kendilerine yazabilecekleri bir dünyaya hazır olmamız gerektiğini söylemişti. Ben de buna katılıyorum açıkçası. Bundan korkmamak gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü her anlamda teknolojik gelişimler insanları maalesef bazı dönemlerde korkutabiliyor, bildiğiniz gibi matbaanın gelişiminden bu yana. Ama her döneminde insan, toplum buna adapte olup uyum sağlayabiliyor. Herhangi bir gelecekten korkmadan o geleceğe doğru hızlı bir şekilde ilerlemek lazım. Eğer bizler bu geleceğe hızlı bir şekilde ilerlemesek, bunu yapan Çin, Kore ve dünyanın gelişmiş diğer ülkeleri varlar ve onların gerisinde kalmaya mahkum olacağız diye düşünüyorum. O yüzden biz elimizden geldiğince o korkusuz geleceğe doğru hızlı bir şekilde adım atmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Mustafa Bey. Evet Tuğrul Bey, tekrar size dönüyoruz. Tam da Mustafa Bey'in bıraktığı yerden sormak istiyorum. Zaten siz de konuşmanızın başında şey yaparken hani tekrarlanan işleri daha çok yapay zekaya ya da yazılım robotlarına yaptırıyoruz diye konuşmuştuk. Şimdi bu durumda hani az önce Hüseyin Bey bahsederken 20 yıl önce fabrikalara robotlar girdiğinde o insanların işleri ne olacak diye düşünüyorduk. Şimdi de aynı şey beyaz yakalılar için söz konusu. Beyaz yakalıların da bu sefer
bir bölümünün belki işsiz kalması, onlara ihtiyaç kalmaması gibi bir şey söz konusu. Bu durumda acaba hani beyaz yakalı dediğimiz insan kaynağında nasıl bir dönüşüm gündeme gelecek? Bu konuda dünyaya da bakınca nasıl bir yol haritası izlemek gerekecek? Buyurun, söz sizde. Teşekkürler Vahap Bey. Evet, yani iş dünyasında, ülke yönetiminde, kaynakların planlamasında geleceği görmek çok çok önemli. Tabii geleceğin nasıl olacağını bilseniz hayatınız çok kolay olur, çok doğru kararlar verirsiniz. Gelecekle ilgili ve Vahap Bey, ben sizi görüntüden çıktınız. Siz beni görüyor musunuz? Yok, biz izliyoruz sizi. Bazen tamam. Tek alıyorlar konuşmacıları. Öyle, merak etmeyin. Problem tamam, yok. Tamam. Teşekkürler. Şimdi Dünya Ekonomik Forumu bizim gelecekle ilgili çok aydınlatıcı bir rapor hazırladı. Çok dikkatle incelenmesi gereken bir rapor. Dünya Ekonomik Forumu'nun geleceğin işleri, Future of Jobs dediği, Ekim 2020 yılında yayınlanan bir rapor. Bu raporda çok çarpıcı tespitler var. Ben onlardan 5 tanesini hızlıca söylemek istiyorum. 2025 yılında diyor ki bu rapor, robot ve insan zamanı iş gücünde çalışan robot ve insan zamanı eşitlenecek diyor. İkincisi, pandemiyle beraber evden çalışma konusu, iş gücünün %50'si evden çalışmaya devam edecek diyor. Yani bu pandeminin uzaktan çalışma modelinin önemli bir kısmının kalıcı olacağını söylüyor. Hı hı. 26 ülkede, içinde Türkiye de var Vahap Bey bunun, hı hı, 85 milyon iş ortadan kalkacak diyor. Bu çok çok önemli. Oo. Bunun yerine 97 milyon yeni iş ortaya çıkacak diyor. Yani burada... Hı hı. Hüseyin Bey'in de vurgusu vardı fabrika otomasyonunda. Hep korkulan bir konudur. Bugüne kadar teknoloji, makineleşme her zaman ortadan kaldırdığı işten daha fazla iş ortaya çıkardı. Dünya Ekonomik Forumu önümüzdeki 4-5 sene içinde de bu trendin devam edeceğini söylüyor. 85 ortadan kalkıyor, 97 milyon iş ortaya çıkıyor. Fakat bunun çok önemli bir aması var. Nedir bu? Diyor ki Dünya Ekonomik Forumu, İş gücünün %50'sine yeni beceriler kazandırmak gerekiyor diyor. Yani siz kaybettiğiniz işlerden daha fazlasını yerine koymanız için mutlaka iş gücünüzün %50'sini yeni becerilerle donanımlandırmanız gerekiyor. Şimdi hangi beceriler, değil mi? Bu da çok önemli. Ne yapmamız evet. lazım? Yani bu eskiler çok söyler. Hep işte her şeyin başı eğitimdir diye. Hakikaten dönüyoruz, dolaşıyoruz. Eğitimin önemine geliyoruz. Şimdi bununla ilgili de size 2018 McKinsey araştırma şirketinin önemli raporundan bir alıntı yapmak istiyorum. McKinsey diyor ki 2030 yılına kadar hangi yetkinliklere olan ihtiyaç azalacak, hangi yetkinliklere olan ihtiyaç artacak? Diyor ki temel bilişsel yetkinliklere olan ihtiyaç azalacak. Manuel yetkinlikler ihtiyaç azalacak. En çok nerede artış olacak? Böyle %60'lar, %70'ler nispetinde teknolojik yetkinlikler diyor. İkincisi, şaşırmamak lazım. Bazen ilginç gelebiliyor. Sosyal ve duygusal yetkinlikler diyor. O da %25-30 civarında bir artış gösterecek diyor. Neden? Siz manuel, temel bilişsel, kural bazlı, çok tekrar eden, katma değeri düşük işleri makinalarla, teknolojiyle yaptığınız zaman İnsanlara daha fazla zaman açılıyor. İnsan da yaratılışına uygun işleri daha fazla yapmaya başlıyor. Nedir yaratılışımıza uygun olan? İletişim kurmak, insanlarla konuşmak, anlaşmak. Bu da sosyal ve duygusal yetkinliklere olan ihtiyacın artacağını gösteriyor. Bütün bunların sonu katma değer artışıdır Vahap Bey. Yani bizim bir numaralı problemimiz katma değerli üretim yapıp evet. dünyayı satmak, değil mi? Bütün hikaye burada. Eğer biz bu dönüşümü yapamazsak eldeki işlerden de oluruz. Yeni işlere de talip olamayız. Şimdi ben bizim alanımız olduğu için tam da ona evet. da üst üste oturuyor. Hangi teknolojik yetkinlikler dediğim zaman ilk 3 yetkinlikten bahsetmek istiyorum. Evet. Bu da LinkedIn'in geçen senenin sonunda, LinkedIn şirketi biliyorsunuz İş dünyasının sosyal ağıdır. Amerika
Birleşik Devletleri'nde ki bu dijital teknolojiler alanında hem üretim hem kullanım açısından tabii ki önde gelen ülkelerden bir tanesi. Evet. Hangi mesleklerin en hızlı büyüdüğü sıralaması yaptılar? İlk 20 yaptılar. Ben size ilk 3'ünü söyleyeceğim. Hı hı. Birincisi yapay zeka. Yapay zeka uzmanı. %70'ler civarında bir büyüme. İkincisi robotics. Robotics dediğimiz zaman hem üretim ve kullandığımız robotik hem de benim anlattığım firmamın temsil ettiği robotik süreç otomasyonu. Hı hı. Üçüncüsü de veri bilimci. Bu üç alan Amerika Birleşik Devletleri'nde 2020 yılında en hızlı büyüyen meslekler olmuş. Meslekler, yani bunları evet. Görünce de esas da nerelere yatırım yapmamız gerektiği, eğitim alanında nerelere odaklanmamız gerektiğinde çok net bir şekilde görüyoruz. Şimdi Mustafa evet. dedi ki artık yazılım geliştirme işi de kolaylaştı. Çok daha fazla tabana yayabiliriz dedi. Bakın bugün Türkiye'de 150 bin yazılımcı olduğu tahmin ediliyor. Bizim de evet. nüfusta Almanya'da 800 bin yazılımcı var. Şimdi bizim %30 genç işsizliğimiz var Türkiye'de, değil mi? Öyle anlatılıyor, söyleniyor. Evet. Bu yazılım, şimdi Mustafa Bey de söyledi. Yani hemen efendim yetiştiriyoruz ama hemen kaybediyoruz. Neden? Çünkü yeterli arz yok. Yani koca Türkiye'de 150 bin yazılımcı çok düşük. Ve bu yazılımcı eğitimi vermek de mühendislik eğitimi vermekten daha kolay Vahap Bey. Yani bugün kesinlikle robotik süreç otomasyonu yazılımı, yeni çıkan yazılım teknolojilerinden bahsediyorum. Bunlara efendim low code teknolojiler deniyor. Yani low code, no code. Yani düşük kodlu, az kodlu teknolojiler deniyor. Bu teknolojiler eski yazılım, geleneksel yazılım teknolojilerinden çok daha kolay geliştirme yapmak. Şunu söyleyebilirim. Herhangi bir mühendislik eğitimi olmayan analitik ve öğrenmeye meraklı bir kardeşimiz 60-65 saatlik bir online eğitimle UiPath robotik süreç otomasyonu developer'ı yani geliştiricisi olabiliyor. Düşünebiliyor musunuz? Biz bugün siz dediniz ki 200 müşteri pek azmış dediniz. 200 müşteri. Evet. Haklısınız. Çünkü çok yukarıda. Bakın bu kadar 200 müşterisini az bulduğunuz müşteri için belki 2000 kişilik bir developer ekibine ihtiyacımız var Türkiye'de. Uğraşıyoruz, yetiştiriyoruz. Hala tabii müşteri sayısı da artıyor. Hala talebi karşılayamıyoruz Vahap Bey. Bu kadar kolay. 60-65 saatlik bir eğitim. Çocuklarımızın, gençlerimizin %30'u işsiz oturuyor. Biz böyle bir dönüşümü yapsak düşünebiliyor musunuz yarattığımız farkı? Artık şimdi nerede olduğunuzun da önemi kalmadı. Biraz önce de bütün konuşmacılar konuştu. Tabii, şimdi ne güçlü diyorduk. Şimdi Türkiye'den birçok yazılımcı arkadaşımız Türkiye'de oturup yurt dışına iş yapıyorlar. Vallahi geçen yine bir sohbette örnek verdiler. Dediler ki bizde 7 bin lira alan bir yazılımcı örnek olarak söyledi. Birdenbire aynı evinde oturarak 7 bin dolara çalışmaya başlıyor. Kesinlikle. Böyle bir ortamda kaybeder tabii sektör. Efendim kaybetmek değil bu, kazanmak esas da. Türkiye'ye siz çok kaliteli, katma değerli bir hizmet sokuyor. Hizmet eyvallah, tamam o kazanmak ülke için de. Evet, hani ama, 150 binin içerisinden hani yenileri yetişirse. Evet. Kesin. Vahap Bey, yani problem burada dışarıya hizmet satmak değil. Problem evet. 150 binin çok az olması. Bu 150 evet. bin hızla 250 bin, 350 bin, 500 bin 1 milyona doğru çıkartmamız gerekiyor. Bunun için de müthiş bir eğitim seferberliği yapmamız gerekiyor deyip ben burada noktalayayım müsaadenizle. Çok teşekkür ediyorum. Evet Aydın Hanım, tekrar size dönüyoruz. Dediniz ki bana soracağınız soruyu Mustafa Bey'e mi sordunuz acaba diye, ben ama size de saklamıştım aynı konuyu. Çünkü konuşmamız gerekiyor farklı bakış açılarından. Gerçekten de şimdi Türkiye'de insan kaynağı, dijitalleşme, endüstri 4.0, 5.0 dönüşümü için yeterli mi diye sormak istiyorum size. İnsan kaynağı konusunda işte Tuğrul Bey'in bıraktığı yerden belki devam edersek nasıl bir strateji izlemek lazım? Dedim az önce Mustafa Bey'e sorarken gerçekten de bir kıtlık söz konusu. Zaten 150 bin yazılımcı hakikaten Türkiye için az. Şimdi
Bir de üstelik de göç veriyoruz. Fiziken de değil. Sadece beyin oturduğu yerde göç ediyor artık. Hani beyin eskiden kalkıyordu, Amerika'ya gidiyordu. İşte Almanya'ya gidiyordu. Ama beyin evinde oturuyor Türkiye'de. Buradan göçüyor oraya. Dolayısıyla böyle bir dönemdeyiz. Yazılımcı açığını kapatabilmek için sizin önerileriniz neler olabilir? Buyurun, söz sizde. Kesinlikle sektörümüzün şu anki en önemli sıkıntısı Vahap Bey, arkadaşlarımın da ifade ettiği gibi bu konu hepimizi derinden etkileyen, hem üzen bir konu. Ama tabii ki şöyle bir güzellikten kaynaklanıyor. Bizim özellikle yazılım, teknoloji, bilgisayar bilimleri konusuna gönül vermiş olan genç insanlarımız ya da uzmanlarımız idealistler, uluslararası vizyona sahipler ve yazılım dediğiniz özellikle internet teknolojileri, işte yapay zeka ve Endüstri 4.0 altyapısını oluşturan, imkan sağlayan teknolojiler mekandan bağımsız teknolojiler. Evinizde de konu hakkında çalışabilirsiniz. Nerede olduğunuz gerekmiyor. Yani fabrikalar gibi illa bir üretim makinesi koyayım da gideyim başında çalışayım diyeceğiniz yerler değil. Laptopunuz ya da işte uygun bilgisayarınız, teknolojik donanımlarınız varsa her yerden yapabileceğiniz çalışmalar. Dolayısıyla bizim Türkiye'mizde ne mutlu ki uluslararası standartlarda teknoloji ürünleri geliştirebilecek, teknolojiyi uluslararası standartlarda kullanarak ürünler, sistemler geliştirebilecek insan kaynağı var ve bu insan kaynağı yurt dışından talep görüyor. Bu temelde güzel bir şey. Demek ki biz bu insanları Türkiye'de yetiştirebiliyoruz. International özelliklere sahip insanlar yetiştirebiliyoruz. Bu güzel bir şey. Problem nerede? Bu problem arkadaşlarımız yurt dışına gitmeyi tercih ediyor. Türkiye'de kalmayı tercih etmiyor. Acaba neden? Şimdi ben engel olma taraftarı değilimdir. Türkiye'deki koşulları sosyolojik, ekonomik, çevre ne gerekiyorsa Türkiye'deki koşulları daha iyileştirip insanlarımızın, bu nitelikli insanlarımızın yurt dışına değil Türkiye'ye çalışmalarını sağlamamız gerekiyor. Ama bunu zorlamayla ya da işte yasaklar koymayla yapamayız. Hele bu Türkiye'mizde asla olmaz. Tabii ki. Bir şeyleri değiştirmek gerekiyor demek ki. Neleri değiştirmek gerekiyor? Bunu düşünmek lazım. Bu gerçekten sosyolojik, belki Türkiye'de strateji geliştirilmesi gereken bir konu. Biraz da kültürel bir konu. Biz Türkler yabancı meraklısıyızdır. Türk ürünlerindense yabancı ürünleri severiz. Neden acaba böyleyiz? Türk ürünlerinin kalite problemleri mi vardır? Bir şeyler mi eksiktir? Yani biz Türkiye'de bir şeyleri aslında belki değiştirmeliyiz. Türk firmaları neden tercih etmez yazılım firmaları? Türk firmalarının acaba bakış açısı mı uluslararası değildir? Genel yönetim standartları mı uygun değildir? Belki de maliyet olarak Türk yazılım firmaları, uluslararası yazılım firmalarının onda biri rakamlarla Türkiye içinde satış yaptığı için gelirleri de azdır ve bu kişilere uygun gelirleri de veremiyor olabilirler. Belki Türkiye'den bir mal alan sanayicimiz yurt dışından bir çözüm aldığında rahatlıkla birkaç kat ödeme yapabildiği halde o çözüm Türkiye'den geliyorsa biraz daha belki pazarlık yapmayı tercih ediyordur. Yani bu aslında çok boyutlu. Pek çok nedeni var bunu kaybetmemizin, bu iş gücünü. Yani bu kesin olan tek konu Türkiye'deki yazılım firmalarının şu anda belini büken bir konu. Çok güzel rakamlarla personelimiz yurt dışında pozisyon bulabiliyor. Buna bence köklü bir çözüm bulunması gerekir. Çünkü gerekli kaynağı ya biz Türk yazılım firmaları birleşerek yetiştirmeye çalışacağız Türkiye'de. Ama o yetiştirdiğimiz kaynağı da kaybetmemek isteyeceğiz. Bir de tabii yani daha iyi bir gelir elde edebiliyorlarsa Türkiye koşullarında yaşayarak insanlar tercih eder. O gelirleri elde edebilmeleri için belki bir kısım önlemler alınması gerekiyor. Ben şuna inanıyorum. Eğer Türkiye'deki bu nitelikli yazılımcılar Türkiye'de ürünler ve hizmetler geliştirerek bunu, bu ürün ve hizmetleri dünyaya ihraç etme yoluna giderlerse gelirlerini arttırabilirler. Belki Türk yazılım firmalarımızın da uluslararası
olma, ürünlerini sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da satma, belki daha iyi rakamlara satma, daha iyi gelirler elde etme. Dolayısıyla yurt dışındaki maaşları Türkiye'de de ödeme imkanlarını bulmaları lazım. Belki bir miktar uluslararası yazılım ürünü nasıl geliştirilir, uluslararası pazarda bunlar nasıl satılır konulu yazılım firmalarının bir araya gelerek bazı çalışmalar, kümülenme çalışmaları ya da daha böyle stratejik çalışmalar planlamaları gerekiyordur. Ama çok önemli bir problem ve hızla çözülmesi lazım. Kan kaybediyor sektörümüz, doğrudur. Çok teşekkürler Aylin Hanım. Evet, şimdi tekrar Hüseyin Bey'e, Hüseyin Alıcı'ya dönüyoruz. Hüseyin Bey, sizin biyografinizde Endüstri 4.0, Endüstri 5.0 uzmanı diye yazıyor. Şöyle şeye bakınca, şu andaki yoğunluğa bakınca Türkiye'de, iş dünyasında, kurumlarda gerçekten bir Endüstri 4.0'a, hatta toplum 5.0'a geçiş konusunda bir hareket, atılım seziyor musunuz? O görünüyor mu öyle bir şey? Covid-19 süreci bu geçiş temposunu belli ölçüde hızlandırabildi mi? Teşekkürler. Belki isterseniz bu insan kaynağı konusunda siz de bir şeyler de söyleyebilirsiniz. Eğer hani oralarda aklınıza gelen bir şey varsa onu da ekleyebilirsiniz tabii ki. Buyurun. Teşekkür ederim. Evet, hepsi birbiriyle ilintili zaten. Değerli evet. Konuşmacılar da değindiler. Öncelikle şunu söyleyeyim. 2013 yılında ben Davos'ta bir Davos Ekonomik Forumu'na katıldığımda Endüstri 4.0 ile ilgili ilk sunumumla karşı karşıya kaldığım günden beri 2013 dedim, 2021, 7 yıldır biz gelir gelmez hemen bir bakanlıkta bu durumu anlattık. Sivil toplum kuruluşlarında hepsinde bu konuları anlattık ve bu bilincin yayılması için hatta dediğim gibi ilk Endüstri 4.0 kavramını getiren dinlendiren kişilerden olduk Enosad Derneği olarak. Şimdi o günden bugüne şöyle bir bakış açısı vardı o zamanlarda. İşte ya bu çok gelişmiş bir teknoloji. Biz daha otomasyona, çünkü Endüstri 3 otomasyon temellidir. Endüstri 4 yapay zekanın da yönetimiyle beraber otonom bir üretim şeklidir. Aslında çok basit olarak böyle farkı ayırmak lazım. Dolayısıyla biz daha otomasyona geçememişken bunu nasıl yapacağız diye bir direnç vardı. Ama şunu da bir yandan da unutmamak lazım. Bir patron, ki Türkiye'de %98'i KOBİ'lerden oluşmuş bir ülke, yönetici ya da diyelim işin sahibi ya da yöneticiler geleceğini herkesten daha çok düşünürler. Şimdi onlar da görüyorlar, bir yerlere gidiyor dünya. İşte bakıyorlar bir anda Çin'de bir üretim vardı. Çin'de bu üretimin avantajı bir anda fazlalaşınca hemen önlem aldı gelişmiş ülkeler. Neticesinde demek ki bizim otomasyona daha çok yapay zeka temelli üretim şekline dönüşmemiz lazım gerektiğini yavaş yavaş anlıyorlardı ama bunu öteliyorlardı. Bize biraz daha zaman lazım. Bize gelinceye kadar daha çok var. Bu tarz bir yaklaşımları ben seminerlerde çok yaşadım, dillendirdik dediğim gibi 2013'ten bu yana. Ama bu pandemi bunu inanılmaz bir gerçeklikle ortaya koydu ki ne kadar gerekli olduğunu. Hatta bizde bir söz vardır, bir musibet bin nasihattan iyidir. Nitekim onu gerçekten sadece üretimde değil her alanda biz bunu insanların yaşadığını, sağlıktan finansa kadar her alanda yaşadığını da görmüş olduk. Şimdi burada o yüzden çok net söyleyebilirim ki evet niyetleri var. Geçmek istiyor herkes. Türkiye'deki firmalarda bunlar iletişimde olduğumuz kurumlarda herkes bir şeyler yapmak istiyor. Ama Türkiye'de tabii bunun bir dediğiniz gibi insan kaynağı problemi var. Burada en büyük sorunu ben mesela şöyle değerlendiriyorum. Bir kere bunun doğru anlaşılması. Bir konu doğru anlaşılamadığı zaman zaten kaybetmişiz demektir. Eğitim çok önemli. Şimdi mesela bakın bu soruna eğilmede bir sıkıntımız var. Kamu bununla ilgileniyor. Özel sektör. İşte dediğiniz gibi bakan yardımcımızın da açıkladığı gibi veya çeşitli derneklerin de sivil toplum kuruluşlarında yaptığı çalışmalar gibi seviyemiz belirlenmeye çalışılıyor. Ama bunların hepsi bakın hepsi tek başına yapılıyor.
Yani kamu kendi başına çalışıyor, arada toplanıyor, ne yapıyoruz, ne ediyoruz, beraber şunu, şu projeyi yürütelim. Özel sektör kendi başına çalışıyor. Hatta özel sektörün içerisinde dernekler var, onlar kendileri başına, herkes kendi başına bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Oysa ki bunların hepsinin bir araya gelip, ki bunu değerlendiriyorum, kamu, özel sektör, eğitim, üniversiteden ilkokula kadar bakın, hepsi dahil olmak üzere. Ve sivil toplum kuruluşları, bunların hepsi bir araya gelirse ve bu stratejiyle en az 3-4-5 yıllık bir planlamayla birlikte de çalışırsa, bakın sadece toplantı yaparsa değil, çalışta yaparsa değil, biz bunları çok yapıyoruz, çok da aldanıyoruz, o zaman başarılı olur. Kısacası sorunuzun cevabı çok net. Evet, herkes farkında, bir çabada sarf ediyor. Ama burada geçiş de öyle kolay bir şey değil. Bakın Vahap Bey, ilk defa dünya tarihinde bir devrim önceden söylendi. Bundan sonra birinci sanayi devrim, ikinci sanayi devrim, üçüncü sanayi devrim mi? Biz yeni adlandırdık. Zaten oluyor onlar, bir süre sonra yaşıyor. Herkes bir şeyleri görüyor, sonrasında diyor ki evet bu bak teknoloji bu noktaya geldi falan. Şimdi ise 2011 yılında, 2012 yılında bir tarif konuldu. İşte yapay zeka ürünlerinde otonom yapılar, insandan bağımsız, insanın fiziksel olarak çalışmadığı. Ama bunu böyle kolay mı? Bakın burada bir sürü öncesinde bile bir kısa bir tartışma oldu. Mesela robot otomasyonu dediğimizde bile fiziksel robotların çalıştığıyla böyle yazılımsal robotların, robotik süreçler, ne bileyim otomasyon, yapay zeka, veri, bunların hepsi bile başlı başına bir ayrı bir dünya. Bunların hepsinin yan yana gelmesiyle oluşan bir yapı, Endüstri 4.0 ya da Toplum 5.0. Onun için burada zorluk çekiliyor. Son bir şey insan kaynağına söylemek istiyorum. Müsaadenizle. Tabii ki, buyurun. İnsan kaynağı gerçekten çok önemli. Tam da onun için ben Toplum 5.0 kavramıyla ilerlemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bizde zihinsel çalışanların azlığı, işte bahsetti Tuğrul Bey de rakamlar verdi, 150 bin yazılımcı şeklinde. İşte bu baktığımızda bunlar az. Eğer biz toplum 5.0 kavramıyla düşünmezsek işsiz kalmış bir sürü insan, fiziksel çalışıp da işsiz kalmış bir sürü insanla işte sadece üretim yapan, belki üretimi bir noktaya getirmiş olacağız. Dünyayla rekabette olacağız. Bir miktar gelir de elde etmiş olacağız. Ama toplumsal olarak yaklaşımımız çok doğru bir noktada olmayacak bir stratejidir. Evet. O yüzden toplum 5.0 yaklaşımıyla bizim, yani onların mesela kazanılması lazım. Fiziksel çalışanların zihinsel dönüştürülmesi lazım ki güzel de bir örnek verdi Turun Bey. 65 saatte ben robotik yazılım süreçlerini başarabilen kişileri eğitebiliyoruz. Topluma evet. Kazandırabiliyoruz. Bu kadar basit. 65 saat yani. Onun için evet. Bu bakış açısıyla bakmamız gerektiğini söylüyorum. Sözümü burada notarım. Teşekkür ediyorum Hüseyin Bey. Sağ olun. Bu arada Mustafa Bey'e geçeceğim ama önce gelen yorumlar var. Onları da paylaşayım hem sizlerle hem bizi izleyenlerle. Bünyamin Atmaca, evet 6 aylık bir eğitimle yazılımcı yetişebiliyor Avrupa'da. İşte 6 aylık eğitimle developer seviyede yazılımcı olan kişi 3.000 euro maaş alabiliyor diyor. Ondan sonra da şeyi de söylüyor. Diyor ki genç işsizler için çok ciddi bir fırsat developer olabilmek. Devlet iş veremediği bu insanlara hiç olmazsa bu imkanı sunmalı, bu eğitimler diye söylüyor. Taner Balcı Hindistan'a dikkat çekiyor. Orada ilkokulda bile eğitim veriyorlar, yazılımcı eğitimi. Dolayısıyla orada yazılımcı sayısı oldukça yüksek. Bizde de aslında ilkokul seviyesinde yavaş yavaş örnekleri var ama tabii yeterli kadar değil. Osman Yaycıoğlu demiş, iş garantili bir model bulmak lazım demiş. Ama zaten yazılımcı dediğiniz insan kaynağı çok rahatlıkla iş bulan, zaten şu anda sıkıntısı çekilen bir alan. Dolayısıyla iş garantisine çok da ihtiyaç olmayabilir. Bünyamin Atmaca tekrar bir şey daha söylüyor. Diyor ki evet, mekandan bağımsız işler genç işsizlerimiz için ciddi imkan. Zaten hareketsizliğe alışmış bu kesimi iş gücüne katmanın en kolay yollarından biri demiş. Evet Mustafa Bey, tekrar size dönüyoruz. Mustafa, şimdi siz Endüstri 4.0 ve 5.0'ı konuşuyoruz ama bir de bu dönemde sıkıntısı çekilen bir şey var. Çipler var. Bayağı da işte otomotiv sektörü önce etkilendi. Başka sektörler de etkilenmeye başladı. Tedarik sıkıntısı olunca. Türkiye acaba çip üretimi konusunda bir aksiyon alabilir mi? Hızlı bir aksiyon alabilir mi? Finansal taraf çözülse Türkiye'de çip üretimine yönelecek akıl ve kadro var mı sizce?
Şimdi Vahap Bey, az önce de ifade ettiğim gibi Türkiye çip ve gömülü yazılım üretmek için gerekli insan kaynağına sahip. Teknolojik altyapı için yeterli seviyede. Fakat öncelikle Türkiye çip üretme noktasında nerede konumlanmak istediğine karar vermeli. Yani bizler tam manevi çipi burada üreterek bütün dünyaya çip satabilecek konuma, dünyanın çip ihtiyacını karşılayabilecek konuma mı gelmeliyiz? Yoksa dünyada kendi kendine yetebilen ülkelerden bir tanesi mi olmalıyız? Bu anlamda ben açıkçası dünyanın kendi kendine yetebilen ülkelerinden bir tanesi olması gerektiğini daha önem arz ettiğini düşünüyorum. Çünkü bütün dünyaya çip sağlayacağız diye bir idealle, bir politikayla yola çıkarsak eğer bu çok da gerçekçi olmayabilir. Çünkü hali hazırda bununla alakalı zaten yeterince yatırım yapmış ve iyi bir şekilde belirli bir noktaya gelmiş dünyanın çok sayılı ülkeleri var. Hatta G20'nin içerisinde bunun birkaç tane örneği var. Yani hepsi de bu çip üretimi noktasında olağanüstü seviyelerde değiller. Fakat kendi kendine yetebilmek noktasında bence çok önem arz ediyor diyebilirim bu çip üretimi. Az önce de ifade ettiğim gibi yine Yazılım ve Donanım Endüstri Başkanlığı bu anlamda çok ciddi örnek teşkil edecek bu işlerin yapılabilmesiyle alakalı. Yani yıl sonuna kadar bununla ilgili bir aksiyon alınacağını biliyoruz. Dolayısıyla hem donanımı hem de bu donanımın içerisindeki daha da önemli hale gelecek olan yazılımı, yani çipin içerisindeki yazılımı tamamen Türkiye'de üretebiliyor olmak bence çok fazla önem arz edecektir. Az önce Aylin Hanım'ın söylediği gibi aslında biz Türkiye olarak gerçekten iyi bir noktadayız üretim anlamında. Şöyle ki biz 80'den fazla ülkeyle çalışıyoruz. %95'in üzerine ihracat yapıyoruz ve yazılım ihracatı yapıyoruz. Yani kilogram başına tabii robotik teknoloji firmasıyız ama yani kilogram başına satış fiyatlarımız, rakamlarımız işte 150 dolarların üzerinde. Bu ancak yazılımla, böyle bir katma değer ancak yazılımla sağlanabilir. Dolayısıyla Türkiye'deki teknoloji firmalarının gönlünün yurt dışına dönmesi zaten burada bizim en büyük kazancımız olacak. Yani eğer biz kendimizi yeterince, Türkiye'de benzer sıkıntılar, az önce Aylin'in bahsettiği sıkıntılar maalesef çokça yaşanıyor. Yani Türk firmasının daha fazla düşük rakamlara iş yaptırma, işte siz zaten Türkiye'desiniz, biz biraz daha uyguna sizden alalım vesaire gibi durumlar maalesef çokça yaşanan sıkıntılar. Dolayısıyla yurt dışına yönünü dönmek bu anlamda çok fazla anlam ifade ediyor. Az önce bahsettiğim teknoloji serbest bölgeleri konusu da, iktisat serbest bölgeleri konusu da bu anlamda en büyük fırsat diye görüyorum. Çünkü tamamen yazılımcı şirketlerin, yurt dışına dönmüş yazılımcı şirketler için inanılmaz istihdamlar, kira destekleri vesaire gibi şeyler sağlıyor. Bunları değerlendirmek lazım. Üretim konvansiyonel anlamda Türkiye'de, yani şöyle diyeyim, yurt dışında çok fazla konvansiyonel üretim var. Özellikle bizim işletmelerimizin çoğunluğu Amerika'da ve biz bunu net bir şekilde biliyoruz ki Amerika konvansiyonel üretimde hala devam ediyor. Yani robotik teknoloji, süreç, otomasyon vesaire gibi konular bizden daha geride orada. Ya bir Çin'le kıyaslamak çok fazla doğru olmaz biz, ya da bir Japonya ile, bir Kore ile kıyaslamak doğru olmaz. Ama Amerika ve Avrupa'nın birçok ülkesine göre bu anlamda hem çip üretebilecek, hem yeni teknolojilerle, konvansiyonel değil, daha yeni teknolojilerle üretim yapabilecek kapasiteye sahip bir ülkeyiz. Bir de az önce önemli konulardan bir tanesiydi bu, ona da kısaca değinmek istiyorum. İnsan iş gücü noktasında bir hikaye vardır belki biliyorsunuz. Milton Friedman, Nobel ödüllü yazar, bir gün Asya ülkelerinden bir tanesine gidiyor 1960'lara danışmanlık vermek için. Ve orada teknolojinin gelişimiyle alakalı bir danışmanlık, neler yapılabilir. Yapay zeka o günlerde çok fazla konuşulmasa bile en azından traktör vesaire gibi şeyler konuşulurken ve bir kamu projesine götürüyorlar kendilerini. Kamu projesinde bakıyor ki şok oluyor tabii, yani herkes ellerinde kazma kürekle etraftaki işleri yapmaya çalışıyor. Soruyor, diyor ki neden traktör yok? Yani neden buldozer yok? Neden bunları kullanmıyorsunuz? Yetkililer diyorlar ki bu bir istihdam programıdır. Dolayısıyla biz insanlara kazma kürekleri verdik. Onlar da böylece yani milyonlarca kişiye istihdam sağlıyoruz diyorlar. Friedman da diyor ki o zaman diyor, ellerine kürek değil de kaşık verseydiniz, yani daha rahat olurdu bu iş. Dolayısıyla biz hiçbir zaman teknolojinin gelişimiyle alakalı bir durumdan, istihdamdan dolayı korkarsak, az önce yine Tuğrul Bey'in bahsettiği gibi eğer 80 bin tane alanda iş kolu yok olacaksa 90 bin, 100 bin tane de yeni iş kolu gelecek. Yani bu anlamda korkulacak bir şey olarak görmüyorum ben bu durumu. Dolayısıyla kesinlikle teknolojiden... Zaten onun için nasıl dönüşecek diye konuşuyoruz. Evet. İşsiz kalacaklar falan diye konuşmuyoruz. Dönüştürmeyi konuşuyoruz. O anlamda haklısınız. Çok doğru. Evet, yani birçok insan maalesef teknolojiden bu anlamda çok korkuyor biliyorsunuz.
Bana da çok soru yöneltilmişti. Yani teknolojiden bu anlamda korkulacak bir şey yok. Bizim elimizden yapay zeka hiçbir şeyi almayacak. Belki o kadar öngörülü bazen olunamıyor biliyorsunuz. 1900'lerde patent dairesi ofisi başkanı bugüne kadar bütün patentler yapıldı. Bundan sonra yeni bir patent bulmak, yeni bir icat yapmak mümkün değil demişti 1900 yılında. Dolayısıyla şunu diyebilirim ama ben kendi adıma. İnsan var olduğu sürece insan egemenliği bir yapay zekaya dahi insan egemenliği devam ediyor olacak. Bu anlamda korkacak bir şey olmadığını düşünüyorum yani. Çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Tekrar döneceğiz. Hızlı bir üçüncü tur da yapmayı açıkçası kafama koydum. Umarım süreyi aşmadan tamamlarız. Çok teşekkür ederim. Teşekkür evet Turul Bey. Son bölümde üçüncü sorumuzla karşınızdayız. Şimdi az önce Hüseyin Bey'le konuşurken o tarafını sormadım, onu size sakladım. Endüstri 4.0 veya Endüstri 5.0 ya da toplum 5.0'a geçiş Türkiye'ye ne kazandırır? Gayri safi milli hasılaya, işte büyümemize, toplumun refah düzeyine nasıl bir etki yapabilir? Bu dönüşüm sanayide, iş hayatında maliyetleri aşağı çekip verimliliği artırır mı diye sorayım. Aslında geniş kapsamlı bir soru ama kısaca cevaplarsanız çok sevinirim. Süremizi yapmadan aşmadan bitirelim. Çok teşekkürler. Buyurun. Tabii ki Vahap Bey. Çok da önemli bir soru bu arada. Şimdi Vahap Bey, Türkiye'nin bir numaralı ekonomik problemi ne derseniz cari açık derim ben. Herhalde herkesin mutabıktır. Cari açığı yenmek için, cari açığı azaltmak, hatta artıya geçmek için ne yapmak lazım? Dünya ile rekabet eden ürün ve hizmetler yapıp daha rekabetçi olarak dünyayı satmak lazım. Şimdi biz Türkiye'de hep geleceğe ümitle bakarız, umutluyuz, bu çok önemli. İyi yönlerimizi ortaya çıkartırız, bu da çok önemli. Ama doğru tespitleri de yapmak lazım. Şimdi Türkiye'nin büyük bir cari açık problemi var. Türkiye rekabetçilik endeksinde iyi bir yerde değil. Şimdi bu uluslararası kuruluşların yaptığı rekabetçilik endeksi var. 60 küsurlu sıralardayız biz şu anda Türkiye olarak. Dünyayla yeterince rekabet edemiyoruz. Dünyanın 17. büyük ekonomisiyiz ama rekabetçilikte dünyada 60 küsurcu noktadayız. Şimdi rekabet etmek için, dünyayla rekabet etmek için ne yapmak lazım? Evet. Verimli büyümek lazım. Verimlilik lazım değil mi? Şimdi yani son zamanlarda böyle çok medarı iftarımız oluyor. İşte BioNTech'in kurucuları, Uğur Şahin Hoca ve Özlem Tireci hocamız hakikaten hepimizi gururlandırdı. Şu anda katma değerin herhalde en güzel göstergelerinden bir tanesi. Yani kurdukları şirket bir muazzam bir buluş yapıyorlar ve şu anda şirketlerin değeri 50 milyar dolara yanaştı. Yani Türkiye'deki birçok köklü kurumun değerini kat be kat geçmiş bir değerden bahsediyoruz. Şimdi bir başka medarı iftarımız Daron Acemoğlu hocamız. Evet. Daron Hoca'nın çok önemli tespitleri oluyor. Çok dikkatle takip ediyorum. Kitapların bir kısmını okudum. Şimdi en önemli tespitlerinden bir tanesi şu. Türkiye son 10 yıllardır fena olmayan bir büyüme yapıyor. İşte %4'ler civarında bir gayri safi milli hasıla büyümesi yapıyor. Peki verimlilik büyümesi nasıl Türkiye'nin? Verimlilik büyümesi neyle ölçülüyor makroekonomide? Toplam faktör büyüme. Yani siz aynı kaynakla ne kadar büyüme yapmışsınız? Bunun cevabı sıfır Vahap Bey. Daron Hoca'dan alıntıyla söylüyorum. Son 15 yıldır Türkiye verimlilikte büyüme kaydedememiş durumda. Şimdi verimlilik için teknoloji vazgeçilmez. Bu teknoloji yatırımlarını yapmamız lazım. Eğer yapmazsak mevcut rekabetçiliğimizi de yitiririz. Bakın bugün dünya ile rekabet ettiğimiz sektörlerde de neden rekabet ediyoruz? İş gücüne dayalı olan, şimdi bir yazılımcı Türkiye'de 3000 lira alıyor, efendim Almanya'da 7000 euro alıyorsa ne demek bu? Siz burada iş gücünden tasarruf ederek efendim rekabet ediyorsunuz. Bu üretimde de böyle, yazılımda da her yerde böyle. Şimdi ben de diyorum ki bu değişen koşullarla beraber hem teknolojinin kullanılması, yapay zeka, makineleşme hem de mekandan bağımsız çalışmadan dolayı artık bu daha da güçleşecek. Yani biz mutlaka ve mutlaka katma değer üretmemiz gerekiyor. Yani burada son sözü de şöyle söyleyeyim. Yerli ve milli söylemi. Çok önemli bir söylem. Teknolojiye yatırım yapalım. Kendi teknolojimizi üretelim. Kendi kendimize yeter olalım. Şimdi bu da efendim yanlış yorumlanıyor benim tespitim. Yerli ve milli de şunu anlıyoruz.
dünyada yapılan, yurt dışında yapılanın aynısını yap. Evet. Ve bunu Türkiye'ye sat. Başka da bir yere satma. Hmm. Şimdi böyle bir rekabetçilik olmaz. Siz yapıncaya kadar adam daha iyisini yapar çünkü. Şimdi bunun çözümü şudur. Yapılmayanı yapmak. Yani bazı alanları stratejik olarak seçip yapılmayanı yapmak ve pazar olarak da Türkiye'yi, sadece Türkiye'yi değil, hatta başta Türkiye'yi değil, başta dünyayı, global pazarları görmek. Benim temsil ettiğim şirket bir Roman şirketi Vahap Bey. 2015 yılında kurulmuş bir Roman şirketi. Bükreş'te bir apartman dairesinde 10 kişi çalışan bir şirket. 10 yazılımcının çalıştığı bir şirket. Bugün 50 milyar dolarlık halka açıldıktan sonra bir değere ulaştı bu şirket. Müthiş bir şey. İlk gününden beri bakın bizim benzer coğrafyayı paylaşıyoruz. Çok benzer yapılarımız var. İlk gününden beri, kurulduğu ilk günden beri dünya pazarlarını hedeflemiş. Belki ilk 100 müşteri arasında Roman müşteri yok Vahap Bey. Bu müşteri. Bu çok çok önemli. Bu yerli ve milli söylemini, sınırları kapatalım. Dünyadakinin bir benzerini üretelim. Türk şirketlere satalım şeklinde yaparsak bir yere varamayız. Ben son söz olarak da onu söylemek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir noktayla gerçekten noktayı koydunuz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet Aylin Hanım, siz de son bölümde acaba Türkiye'deki mevcut üretim ekosistemiyle Endüstri 4.0, Endüstri 5.0 geçişi nasıl mümkün olur? İş insanının, sanayicinin insansız üretelim, üretecek makineler gelsin, maliyetimiz düşsün yaklaşımı bu dönüşümün gerçekleşmesi için yeterli midir? Teşekkür ederim. Gene çok güzel, sevdiğim bir soru Vahap Bey. Size bildiğiniz yerlerden soruyorum. Evet, bildiğiniz yerlerden geldi. Biz bir mühendislik firmasıyız. Biz bu konuya mühendislik yaklaşımı getiriyoruz ve ben cevabı evet. da mühendislik yaklaşımından yola çıkarak vermek isterim. Şimdi Endüstri 4.0, Internet of Things, yapay zeka teknolojileri, bunlar araçlar. Ve mühendislik yaklaşımı eldeki araçlarla sorunlara ve problemlere çözüm üreten mekanizmalar, sistemler tasarlar. Şöyle bakmak lazım. Tamam, bu teknolojiler elimizde. Peki hangi problemleri, hangi çözümleri üretmek için bunları ülkemizde, fabrikalarımızda kullanacağız? Sorun ne? Şimdi Japonya ve Almanya'ya bakarsanız en önemli sorunlar yaşlanan nüfus, fabrikalarda olmayan işçiler, üretim ve gelirlerin devam etmesi için bu fabrikalara birilerini oturtmak lazım. Eskiden ne yapıyordunuz? Çevre, komşu ülkelerden işçi getiriyordunuz. Şimdi teknoloji ilerledi. Ne yapalım? Robotlar yapalım. İnsanların yerine geçsin. Harika. Şimdi bizim Japonya'da operasyonlarımız var. Orada fuarlara katılıyoruz. Yerel distribütörümüz de var. Fuarda yerel distribütörümüzün yaptığı sunum bana çok çarpıcı geldi. Biz Türkiye'de ve dünyada ürünlerimizi anlatırken hep şöyle para kazanacaksınız falan filan diye anlatırız. Şöyle verimlilik artacak, böyle gelirleriniz artacak. Japonlar bulamadığınız işçiler yerine iş gücünüzü daha verimli kullanacaksınız. İşçi eksikliklerinden daha az etkileneceksiniz diye ürün ve hizmetlerimizi sundular pazarda. Bakın ne kadar enteresan. Çünkü işçi yok, insan yok çalışacak. Şimdi Endüstri 4.0'ın özellikle makinalardaki robotlaşma kısmı Almanya gibi, Japonya gibi ülkelerde çok önemli. Ama Türkiye ve Amerika örneğini ele almak isterim bu iki pazarı bildiğimiz için. Bu iki pazarda ise çok miktarda genç var. Ama gençlerin durumu şöyle, bu gençler eğitimlerini tablet destekli aldılar. İnterneti çok yoğun kullandılar. Hele şu anda tamamen internetten eğitim görüyorlar. Mobil uygulamalara, cep telefonlarına çok aşinalar ve dijital dünyada yaşıyorlar. Alışverişlerini dijital dünyada yapıyorlar. Birbirleriyle sohbetleri. Biz eskiden arkadaşlarımızla buluşup belki oyun oynardık. Onlar şu anda internette buluşup internet oyunları oynuyorlar. Haliyle ne demeye çalışıyorum? Dünyamızda ve Türkiye gibi, Amerika gibi genç nüfusun olduğu, ama bu genç nüfusun sadece makinalardan, mekanik ve manuel operasyonlardan oluşan fabrikalarda çalışmak istemediği gerçeği var. Evet. Dolayısıyla
Endüstri 4.0, Endüstri 5.0 bunların hayatımıza nasıl gireceği konularına ele alırken bir eksik insanımız varsa makinalarımızı koyalım, robotlar eksik insanlarımızı kapatsın. İki, bizim gibi genç insanlar varsa bu insanları yazılımda çalıştıralım, geliştirme yapalım ama çok güzel şeyler söylüyor panelistlerimiz. Bizim gayri safi milli hasılamızı arttırmamız ve dışa olan pek çok bağımlılığımızı azaltmamız, ihracat miktarımızı arttırmamız lazım. İhracat belki yazılımla, belki hizmetlerle ama üretim de yapmamız lazım. Biz sanayisi güçlü bir ülkeyiz. Dolayısıyla bizim sanayimizi güçlendirmek için genç nüfusumuzu, bu yenilikçi dijital araçlara meraklı genç nüfusu fabrikalara sokup, onlardan fabrikalardaki ürünler, sistemler, işleyişin daha verimli olması, daha çok üretim yapılması, daha nitelikli üretim yapılması konusunda değer elde etmemiz lazım. Çok önemli bir konu da şu sorunuzla ilgili. Makinaları alıp, robotları alıp robotlaşma yaparsak Endüstri 4.0'a uygun olacak fabrikalarımız diye düşünüyoruz. Tamam, karanlık fabrikamız oldu. Tamamen robotlar çalışıyor. Peki ne üretiyor bu fabrika? Bu fabrikanın ürettiği şey dijitalleşen dünyada satın alınacak bir ürün mü acaba? Şimdi üretim yapan fabrikalarımızın üretmekte oldukları ürünlerin de değişen dünyaya, dijitalleşen dünyaya uygun ürünleri olmasını sağlamak üzere yüksek katma değerli ama bundan bir 10 yıl sonra, 15 yıl sonra pazarda talep edilecek ürünleri bugünden tasarlamaya başlamaları lazım. Yani fabrikaları sadece robota çevirmek de Endüstri 4.0 ya da Endüstri 5.0 dönüşümü için yeterli olmayacak. Aynı zamanda o fabrikanın ne üreteceği, dijital dünyaya ne kadar adapte olduğu konularına eğilmek lazım. Genç nüfusun o fabrikaların içinde görev alıp her şeyi belki robotlaştırmamıza gerek yok. Bir de şu da çok önemli, son cümle olarak onu da sarf etmek isterim. Ben bir otomasyon yüksek mühendisiyim. Otomasyon denilen şey, insan hassasiyetiyle yapılamayacak işi otomatize edersiniz. İş güvenliği açısından sıkıntı varsa otomatize edersiniz. Çok hızlı üretilmesi gereken seri üretime bağlı bir şeyse otomatize edersiniz. Ama en nihayetinde konu şudur, attığınız taş ürküttüğünüz kuşa değmeli. Yani fizibilite raporları yapılarak kendi kendine return of investment dediğimiz yatırımın geri dönüş süreleri hesaplanarak yapılmalı. Ve elimizdeki ciddi anlamdaki toplumumuzda var olan genç nüfusu üretim endüstrisine dahil edecek formüller bulmalıyız. Ben sadece robotlaşmanın, yani robotlaşma derken mevcut makineleri atalım, İnsanları atalım, robotları koyalım fabrikaya, her şeyi robotlar yapsın, insanlar dışarıda kalsın yaklaşımını Türkiye'miz için doğru bulmuyorum. Bunu yaparsak açığa çıkacak olan insan gücüne nasıl bir iş, nasıl bir gelir, nasıl bir günlük hayatını devam ettirmek için meşgale bulacağız? Bu nasıl bir sosyal patlamaya sebep olacak? Bunların çok ciddi düşünülmesi gerektiğini önemli vurguluyorum. Bir de dediğim gibi, tamamen karanlık fabrikalara dönmeye gerek var mı? Fizibilitesi bunun uygun mu? Çünkü gerçekten çok pahalı yatırımlar. Belki mevcut iş gücümüzü biraz daha operasyonel olarak dijitalleşmiş fabrikalarımızda daha modern işleyen, daha dijital işleyen fabrikalarımızda konumlandırıp o fabrikaların süreçleri, metotlarının çok daha gelişmiş, çok daha hızlı, ürünlerinin çok daha inovatif, işleyişlerinin müşteriye ulaşma, tedarik zincirinde kendine yer alma özelliklerinin çok daha inovatif olduğu farklı akışlarla farklı işletmelere çevirebiliriz. Konuya biraz daha fabrikalarıma çokça robot alayımın ötesinde ürün, topluma hizmet, genç nüfusun fabrikalara nasıl dahil edileceği konularında da bakılması gerektiğine dikkat çekip teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim Aylin Hanım. Evet Hüseyin Bey, üçüncü turda söz sırası sizde. Türkiye hem kamu tarafı hem iş dünyası Endüstri 4.0 ve toplum 5.0'a geçiş için gereken kaynağı ortaya koyabilecek ya da ayırabilecek durumda mı? Sanayicide dönüşüm için istek ve talep olsa da maliyetini karşılama konusunda durum nasıl? Kaynak bulunur mu sizce?
Teşekkür ederim. Önemli bir soru bu. Çünkü herkes bu açıdan bakıyor. Biz işte biraz imkanları kısıtlı bir ülkeyiz. Bundan dolayı buna geçmek, bu teknolojileri kullanmak zordur diye. Ben tamamen öyle düşünmeyen birisiyim. Tam tersi düşünen biriyim. Örneğimiz de var. Biz Güney Kore ile belki de 40 yıl önce neredeyse biz yardım edebilir düzeyde bir ülkeyken bugün onlara geldiği nokta farklı. Neden? Çünkü kaynaklarını, insan kaynaklarını, onlar da Amerika'ya insanlar yolladılar yurt dışına, başka yerlere. Ama onlar da ticarette destek çıktılar ülkelerindeki firmalara. Bizler de biraz doğru kullanamadığımızı, öz eleştiri yapmak zorundayız biz bunu. Doğru bir stratejilerle ilerlemediğimizi kabullenmemiz lazım. Bugün bakın sanayi dışındaki, bakın gelişmiş ülkelerin hepsine bakın, bir çıkmaz böyle turizm bilmem işte sanat bilmem başka bir alanda çok iyilerde efendim belki şeyleri de dikkate aldım. Mesela doğal kaynakları zenginleri de dikkate aldım. Çok fazla ön planda olmazlar. Hangileri ön planda olur? Sanayileri güçlü olanlar. Çünkü bir şey üretiyorsunuz ve bu üretimler de değişkenlik arz ediyor. Artık yeni tarzda bir arabalar çıkıyor. Elektrikli, otonom, dronlar çıkacak. Yani üretime o kadar çok ihtiyaç var ki ben söylemiştim hani teknolojinin daha çok başındayız. Hep söylüyorum düşmeyen uçak, çarpışmayan araba, işte depremden etkilenmeyen, hangi şiddette olursa olsun etkilenmeyen evler, işte ameliyatların bıçaksız yapıldığı, nanoteknolojiyle yapıldığı, sadece 27 bin tane kanser hücre varsa onları sadece alıp çıkartan tarzda ameliyatlar. Yani bakın bunlar için inanılmaz çalışmak lazım. Yani üretime daha bizim yeni başlıyor diyebiliriz. Dolayısıyla tek yol refahımızı arttırmak için üretimden geçtiğini bilmemiz gerekiyor. Teknolojiden geçtiğini bilmemiz gerekiyor. Bizim de bütün insanlarımızı bunu sevdirmemiz lazım. Biraz önce de konu oldu. Teknoloji işte sevmiyoruz. Gelecek bizi robotlar işlerimizi elimizden alacak. Bir kere şuna çok karşı çıkıyorum. Ya bizim yerimize değil. Bizim yaptığımız işleri yapacaklar. Biz de harikulade bir zeka ile beraber hiçbir yapay zeka onun yerini alamayacak. Daha insanlık işler yaparak o sistemleri geliştireceğiz. Onun için ben %100 kaynaklarımız var. Bu insan kaynağıdır. Hatta avantajımız var Vahap Bey. Yani gerçekten çok böyle ben ilkokuldayken de söylenen jeopolitik konumuz sıra dışı bir konu. Yani o da çok büyük bir avantaj. Bir de bu son söylediğimiz şeyler de güzel. Esnek bir ülkede dinamik bir insan kaynağına ihtiyacımız var. Buradan da çalışılabilir. Giderlerse de bir şey olmaz. Çünkü sonuçta buraya bir katkıdır. Çünkü gittiği zaman burada akrabası var. Onu da götürebilir, ona öğretebilir, burada bir iş açabilir. Onun için dünyaya penetre, yani dünyaya bizim girmemiz gerekiyor. Ve global düşünmemiz lazım. Mesela ben şahsen hep öyle düşünüyorum. Hiçbir zaman aklıma gelmez. Türkiye'de şunu yapayım tarzında. Bilim insanıysak da biz global, iş insanıysak da bir meslek sahibi. Hatta son bir örnek de vereyim. Toplum 5.0 hani neden önemlidir diye. Bir terzi bile bakın. Büyük şanslar var. Bugün bir terziyle dijital mecraları kullanarak artık translate de yani çeviri de kolay mümkün. Hı hı. Belki de Paris'teki birine istediği gibi bir elbise dikecek ve burada diyelim 250 liraya yerine 250 euroya oraya satacak. O da mutlu olacak istediği elbiseyi diktiği için. Dünyanın her yerinden belki de bir sürü talepler gelecek. Böyle değerlendirmesi lazım, bakmamız lazım. Başka bir bakış açısıyla diyerek ben de çok teşekkür ediyorum. Sizleri burada noktalıyorum. Teşekkür ediyorum Hüseyin Bey. Evet Mustafa Bey son sözü sizinle tamamlayacağız. Siz biliyorum eğlence simülatörleri tarafındasınız işin. Az önce de dediniz ki 80 ülkeye ihracat yapıyoruz. Kilosu 150 dolar civarında dediniz. Aslında ilgimi çekti. Onu biraz bir açarsanız sevinirim. Bir de bu Endüstri 4.0 ve 5.0'la günümüzün iş insanı profili nasıl değişecek? Onunla ilgili birkaç cümle söyleyip sözü tamamlarsanız sevinirim. Buyurun. Tamamdır. Teşekkürler.
Dove Robotics az önce de bahsettiğim gibi ileri teknoloji, sanal ve artırılmış gerçeklik hareketli simülatörler ve etkileşimli VR oyunları gibi yüksek katma değerli robot yazılımları ürettiği gibi bunun yanında lojistik, sağlık, tarım başta olmak üzere pek çok sektörün ihtiyacına yönelik otonom teknolojiye sahip ürünler geliştiriyor. Bunları biz 95 oranında ihracat yapıyoruz. 80'den fazla ülkeye ihracatımız var. Buradaki katma değerli tarafı yine bahsettiğim gibi teknolojinin yazılım tarafını kullanarak üretmekte olduğumuz makinelere koymuş olduğumuz yazılımlarla birlikte daha iyi bir noktaya getirmeye çalışıyoruz. Turul Bey'in bahsettiği önemli bir konu vardı. Rekabetçilik endeksindeki sıramız. Ben bu noktada kesinlikle katma değerli üretim adı altında geçen üretimlerin buna benzer robotik, teknoloji, otomasyon, yazılım gibi süreçler olabileceğini düşünmekle birlikte bir de önemli bir konu markanın, markalaşmış şirketlerimizin yani bu nasıl sağlanabilir? Pazarlamayla, Ar-Ge ile, iyi ürünle vesaire daha iyi bir noktaya. Tabii en önemlisi pazarlama burada, pazarlama ve satış tarafı. Markaya yapılan yatırımların günün sonunda ülkemize çok daha fazla katma değer sağlayabileceğini düşünüyorum. Ürününüz kaliteli olmak zorunda, ürününüz iyi olmak zorunda, dünyanın farklı ülkelerine satmak için. Ürününüz standart olmak zorunda, yani belirli standartlara uymak zorunda. Bizim özellikle hem eğlencede, hem tarımda, hem lojistikte yüksek standartlara sahip ürünler üretmek zorundayız. Yani Amerika'nın farklı bir standardı var, Japonya'nın farklı, Çin'in CSA'yı var, Amerika'nın EIS'i var, osu var, osu var. Ya bu standartların hepsine uygun şekilde üretebiliyor olmanız için sizin global bir şirket haline dönüşmeniz gerekiyor. Evet. Bu anlamda ben açıkçası çok fazla takdir ediyorum gerçekten de UiPath'i. Hakikaten gelmiş olduğu nokta itibariyle Romanya'dan çıkan küçük ve 5 yıllık o 6 yıllık bir firma olarak baktığımızda ben önemli, en önemli katma değerinin kişi olduğunu düşünüyorum. Yani gerek Tansu Bey gerek Tuğrul Bey bu anlamda kesinlikle bence kişilerden biraz da aslında yani istihdamdan işte sorduğunuz soruyu istihdamdan söylüyorum bunu. Kişilerin varlığı şirketlerimizi güçlendiren konular olduğunu düşünüyorum. Yani pazarlamada doğru insana konumlandırdığınızda, üretimde, Ar-Ge'de doğru insanları konumlandırdığınızda, human resources yani insan kaynaklarını doğru seçebildiğimizde çok daha iyi bir noktaya doğru gittiğimizi düşünüyorum. Bunun yanında ilave etmek istediğim bir konu da yani yapay zeka sayesinde insanlar gelecekte bugün olduğundan daha zeki, zamanını ve enerjisini daha verimli kullanan varlıklar haline gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü birçok farklı dili şu anda ve Translate var. Yine Hüseyin Bey'in söylediği gibi ama hiç Translate'e ihtiyaç duymadan işte Musk'ı biliyorsunuz geçenlerde bir açıklama yapmıştı hatırlarsanız eğer. Çip takacağız beynimize ve belki 100 farklı dilde aynı anda simültene çeviri yapabilen bir çipe sahip olmuş olacağız. Korkacak bir şey var mı? Valla ben açıkçası pek fazla korkmuyorum çünkü zaten elimizdeki telefon yeterince çip görevi gördüğünü düşünüyorum her anlamda. Evet. Yani gerek bizi takip etmek noktasında gerek bizim konuştuğumuzu dinlemek noktasında hep bilirsiniz bu çok geçer Vahap Bey. Ben konuştum az önce ama birdenbire reklam çıktı karşıma falan diye. Bunlar aslında çok da fazla tesadüf olmayabiliyor bazen. Algıda seçici gibi tabii ki olabilir ama birçok anlamda bizim alışkanlıklarımızı bizden daha iyi bilen bir browser sayesinde, arama motoru sayesinde bizden daha iyi bilen bir canlıya sahibiz biz aslında. Yani o bir canlı bizim için şu anda. Çünkü bizim yerimizde bazı şeyleri düşünüyor. Ve sen diyor bunu araştırdıysan eğer, sen bilmiyorsun ama diyor ben sana diyor bunu göstererek diyor aslında istediğin şeyin bu olduğunu anlatabiliyorum. Beni yönlendiriyor da aynı zamanda. Yani dolayısıyla bu anlamda yapay zekayı doğru kullanabiliyor olmak için eğer biz işte birçok farklı dilde aynı anda konuşabilecek bir çipi beynimize takabiliyorsak ya da yanımıza taşıyabiliyorsak belki bu beynimize takmak zorunda değiliz sonuçta. Bu bulut teknolojilerinin içerisinde bir tane basit bir yazılımdan da ibaret olabilir. Kulağımıza taktığımız kulaklık vasıtasıyla bir film vardı belki biliyorsunuz Her diye güzel bir filmdi. Adam yapay zekaya aşık oluyor falan o noktaya geliyor artık. Dolayısıyla bu bizim dili kullanabilme, zamanı ve enerjimizi daha fazla kullanabilme, insan zekasını daha üst seviyelere çıkartabilme. Yani burada Hüseyin Bey'in söylediğine kesinlikle katılıyorum. Biz toplum 5.0'la birlikte daha üst düzey bir insana doğru evrileceğiz mecburen. Yani yapay zekayı daha iyi bir şekilde kullandığımızda daha doğru noktada, daha kaliteli, daha fazla zamanlı, enerjili, verimli halledebilen, kullanabilen, bizim yerimize bütün angaryalarımızı yapan bir yapay zekaya her şeyi yaptırıp geriye kalan zamanımızı sanata, bilime, teknolojiye farklı bir görüş açısı katabilen insan formuna bürüneceğiz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Murat Bey. Ben teşekkür ederim. Evet, oturumu burada noktalıyoruz. Sayın Tuğrul Caray'a, Sayın Aydın Tülay Özden'e, Sayın Hüseyin Halıcı'ya ve Mustafa Mertcan'a çok teşekkür ediyorum. Bence çok önemli mesajlar çıktı buradan. Ben kendi adıma çok şey öğrendim ve kazandım.
Umarım izleyicilerimiz de aynı şeyi, aynı duyguyla tamamlamışlardır oturumu. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Herkese, hem panelistlerimize hem de bizi izleyenlere sağlıklı ve iyi günler dileyerek oturumu kapatıyorum. Teşekkür ederim. İyi günler, hoşça kalın. Bizler de tüm konuşmacılarımıza ve moderatörümüze teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli katılımcılar, bildiğiniz üzere Forum İstanbul olarak her yıl düzenlenmekte olan ve düzenlediğimiz ödül törenimizi pandemi dolayısıyla bu yıl ilk kez online olarak düzenliyoruz. Dün ilk ödül törenimizi gerçekleştirmiştik. Törenimize Eğitime Hayat Verenler ödülleriyle devam etmek istiyoruz. 17 yıl önce Türkiye'de eğitim ve gelecek stratejileri ana temasıyla düzenlenen Forum İstanbul Konferansı'nda ilk kez eğitim ödülleri verilmeye başlanmış ve eğitim alanındaki katkıları olan kişi veya kurumlar gala töreninde kamuoyuyla paylaşılmaya başlanmıştı. 20. Forum İstanbul Eğitimi Hayat Verenler ödüllerinden ilkini 1863 yılından bu yana eğitim alanında yaptığı değerli çalışmalar ve katkılardan dolayı Darüşşafaka Cemiyeti'ne takdim etmekten gurur duyuyoruz. Bizler eğitimde fırsat eşitliğini sağlayarak ülkesine ve topluma karşı sorumluluk bilincinde lider bireyler yetiştirmek için annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocukları çağdaş eğitim esasına göre okutmayı amaç edindik. Yaşam boyu öğrenen, evrensel değerleri benimsemiş, özgüvenli, paylaşımcı, katılımcı öğrencilerimizle 1,5 asır önce alevlenen bu eğitim ateşi her geçen gün daha da güçlenmektedir. Bizler 1863'ten bugüne aynı tutku ve aynı heyecanla aynı hedefe doğru ilerliyoruz. Darüşşafaka Cemiyeti'ne Forum İstanbul üyesi olarak bir kez daha teşekkürlerimizi sunmak üzere Forum İstanbul Yönetim Kurulu üyesi Sayın Vahap Munyarı ve ödül sahibi Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tayfun Öktem'i yayına davet ediyoruz. Evet, tekrar merhaba. Merhaba. Sayın Başkan merhaba. Kutluyorum. Merhaba, nasılsınız Vahap Bey? Teşekkürler, siz nasılsınız? Sizi gördük, daha iyi olduk. Aynı şekilde. Gerçekten filmi de izledik. Ben zaten Darüşşafaka'yı yani yakından tanıyorum, biliyorum. Zekeriya Bey'in başkanlığı döneminde oluşturulan danışma kuruluna 2009'da girmiştim. O günden beri de omuz vermeye çalışıyorum. Gerçekten de Darüşşafaka ülkemiz için inanılmaz önemli bir kurum ve de çok güzel eğitimle ilgili şeyleri var, çalışmaları var. Gerçekten sizin şeyde sitenizdeki şu cümleniz her şeyi anlatıyor bence. Her mezunumuzda aydınlık yarınları inşa ediyoruz. Gerçekten Darüşşafaka Cemiyeti ve eğitim kurumları tabii ki Türkiye'nin aydınlık yarınlarını inşa ediyor. Onun için de bu ödülü fazlasıyla hak ediyor. Sizi kutlayarak ödülü takdim etmiş oluyorum. Ödülü zaten size gönderdiler sanıyorum arkadaşlar. Elinize ulaşmış olması lazım. Tekrar kutluyorum. Buyurun. Sizin de mesajınızı alalım. Sevgili Vahap Bey, öncelikle Forum İstanbul 2023 konferanslarının 20. yaşını candan kutluyorum. Bu özel yılda Türkiye'nin eğitim çınarı olarak yine ülkemizin en uzun soluklu vizyoner toplantısı özelliğini taşıyan Forum İstanbul'dan ödül almak bizleri hakikaten çok mutlu ediyor. 2023'te dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına gireceksek bunu gerçekleştirmenin temel koşulu nitelikli eğitim ve eğitimde eşitlikçi yaklaşım hiç şüphesiz. Biz de Darüşşafaka Cemiyeti olarak eğitimde fırsat eşitliği ilkemiz doğrultusunda annesi ve veya babası hayatta olmayan yetenekli memleket evlatlarını kabuklarını kırmasına yardımcı oluyoruz.
evrensel değerleri benimsemiş, özgüvenli, ülkesine, topluma karşı sorumlulukların bilincinde olan bireyler yetiştiriyoruz. Malumunuz tam burslu 8 yıllık kolej düzeyinde eğitim olanağı sağlıyoruz. Bizler bilime, eğitime inanan, eğitimde fırsat eşitliği askerleriyiz. Sizlerden bu ödülü almak bizleri çok çok mutlu ediyor, heyecanlandırıyor biz gönüllüleri. Bir Darüşşafaka mezunu olarak şahsım, yönetim kurulumuz ve camiamız adına sizlere candan teşekkür ediyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum. Onur duyduk, iyi ki varsınız, sağ olun. Çok teşekkürler, aynı şekilde iyi ki varsınız siz de. Aynı yolda, aynı nefer bilinciyle yola devam. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Görüşmek üzere sevgili Vahap Bey. Görüşürüz, sağ olun. Sağ olun. Bye bye, sağ olun. Darüşşafaka Cemiyeti'ni tekrar tebrik ediyoruz bizler de. Değerli izleyenler, Eğitime Hayat Verenler ödüllerinin bir diğerini 1993 yılından bu yana eğitim alanında yaptıkları değerli çalışmalar ve katkılarından dolayı Anne Çocuk Eğitim Vakfı AÇEV'e takdim etmekten gurur duyuyoruz. Annem bir gün elinde kağıtlarla geldi, rengarenkti. Üzerinde güzel şekiller, hayvanlar, desenler çok eğlenceli görünüyordu. Dahası annemle vakit geçiriyordum. Hayatımın bu noktasına kadar gelebilmem de bu ilk çıkış hep çok değerli oldu. Siirt'te evlendim. Okuma yazmam yoktu, hiçbir bilgim yoktu. Ufak çocuğun altını değiştirecek kadar, evin her işini yapacak kadar beni geliştirdiler. AÇEV'le tanışınca haklarımızı aramayı öğrendik, kurumlara gitmeyi öğrendik. En çok istediğim şey ayaklarımın üstüne durabilmek. Sevgi öğrendim, paylaşmayı öğrendim. AÇEV Forum İstanbul heyeti olarak bir kez daha teşekkürlerimizi sunmak üzere Forum İstanbul Yönetim Kurulu üyesi Sayın Vahap Munyarı ve ödül sahibi AÇEV'in genel müdürü Burcu Gündüz Maşalıcı'yı yayına davet ediyoruz. Merhabalar Vahap Bey. Merhabalar Burcu Hanım. Kutluyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkürler. AÇEV'de ödülü fazlasıyla hak eden bir kurumumuz. Sayın Ayşen Özyeğin'in liderliğinde 27 yıl önce kurulmuş bir birliktelik, bir vakıf, Anne Çocuk Vakfı. Sizin de sitenizi tekrar bugün bir daha bir ziyaret ettim. Oradaki şu cümleler çok benim dikkatimi çekti. Çocukların geleceğini inşa etmeye sıfırdan başlıyoruz diyorsunuz. Gerçekten de doğduğundan itibaren geleceği inşa etmek önemli çocukların geleceğini. Bir de sağlam bir geleceğin temeli ilk 6 yılda atılıyor diye de bir dikkat çekiyorsunuz gerçekten. İşte orada da annelerin eğitimi öncelikleniyor. Hem annelerin eğitimi, bir de yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'nin gündemine okul öncesi eğitimi girmesinin önemli oyuncularından biri oldu. Önemli etkenlerinden biri oldu AÇEV. Onun için kutluyorum, teşekkür ediyorum. Dediğim gibi ödülü fazlasıyla hak ediyor. Buyurun, söz sizde. Çok teşekkürler Vahap Bey. Evet, erken çocukluk eğitiminin önemi konusunda 7 çok geç kampanyamız gerçekten çok etkili olmuştu. Aynı zamanda baba eğitimlerinde, babaların da çocuk gelişiminde ve büyümesinde eşit role sahip olması gerektiğine dair ilk iş babalık kampanyamız da son dönemde bayağı ilgi görmüştü. Dolayısıyla AÇEV aslında sizin de bahsettiğiniz gibi 27 yıldır özellikle 0-6 yaş grubundaki her çocuğun mutlu, sağlıklı, güvende ve öğreniyor olması için çalışıyor. Daha önce 2004 ve 2006 yıllarında Forum İstanbul'dan aynı kategoride ödül almıştık. Şimdi pandemi gibi bir dönemde eğitim alanında böyle bir ödüle tekrar layık görülmek gerçekten bizim için çok değerli. Çünkü pandemi özellikle bizim hedef kitlelerimiz olan çocukları, anneleri ve babaları derinden etkiledi. Biz de bu dönem boyunca eğitim ortamı olarak ve geliştirici materyaller olarak hanelerin güçlenmesi,
İşte ailenin fiziksel ve psikolojik olarak iyi olma halinin korunması, ev içi eşitlikçi iş bölümü konularında çalışmayı sürdürdük. Ve bunun için anne baba buluşmaları düzenledik. Haftada bir ücretsiz internet desteğiyle. Evlere materyal gönderiminde bulunduk. Evde oyun kutularımızla. Bunun yanı sıra yeni YouTube kanalımızı yayına aldık. Ebeveynlerin her daim yanında olabilmek için. İlk 6 yıl aplikasyonumuzu yeniliyoruz. Çok yakında yayında olacak. Ve bunların yanı sıra aynı zamanda okuyanbirgelecek.org platformu üzerinden daha fazla çocuğun erken yaşlarda kitaplarla buluşabilmesi için bir kampanya başlattık. Ünlü isimlerin destekleriyle hem bu platform üzerinden 12 çok güzel çocuk kitabını dinleyebiliyorsunuz, etkinlikleri takip edebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu platform üzerinden bağışta bulunarak daha fazla çocuğun fiziksel olarak da kitaplarla buluşmasını sağlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu dönem bizler için çok önemliydi. Bu dönemi mümkün olduğu kadar hepimizin iyi olma halini koruyarak geçirmek bizler için çok önemliydi. Bu ödül de bu anlamda bizleri gerçekten çok motive etti ve tabii ki bu ödülün alınmasının arkasında çok ciddi bir ekip çalışması var. Bu ekip çalışması içerisinde yer alan yönetim kurulumuz başta olmak üzere tüm çalışan arkadaşlarım ve ihtiyaç sahibi ailelere programlarımızın ulaşmasını sağlayan tüm gönüllülerimize bu vesileyle onlar adına ödülü alıyor ve onlar adına teşekkürde bulunuyorum sizlere de. Aynı zamanda AÇEV'in destekçisi olan, hayallerimizi paylaşan herkese de çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Yolunuz açık olsun. Daha iyi şeyler yapmanızı diliyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkürler. İyi ve sağlıklı günler dileyerek töreni de herhalde burada sonlandırıyoruz diye tahmin ediyorum. AÇEV'i tekrar tebrik ediyoruz. Değerli izleyenler, bugünün son oturumu saat 14'te Dünyaya Açılan Kapı e-ticaret konulu panelle başlayacaktır. Hepinizi bekliyoruz. Saat 14'te buluşmak üzere.